15 Temmuz'da destan yazan aziz milletimiz, hayırlı akşamlar diliyorum. Sen 15 Temmuz'da destan yazdın, Çanakkale'de destan yazdın, Malazgirt'te destan yazdın. Senin 15 Temmuz destanını anlamayanlar zaten Malazgirt'i de anlamadılar. Seddül Bahri de anlamadılar. Ve zaten seni anlamadılar. Sendeki ruhu, feraseti, idraki anlamadılar. Koy gitsin. Onun için değerli millet, değerli kardeşlerim, değerli izleyenler, 15 Temmuz'la ilgili küçültücü, alçaltıcı, yok sayıcı beyanları her kimden gelirse gelsin lütfen elinizin tersiyle itiniz. Dünyanın takdirini kazanmış bir millettir. Sadece aziz Türk milletine mahsus bir davranıştır. Tankın altına yatmak. İmanın gereğidir. İmanının, inancının, vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin gereğidir. Ve bu gereği en mükemmel bir şekilde yapmıştır. Tarih var oldukça, dünya var oldukça da bu aziz millet bunu yapmaya devam edecektir. Bugün 15 Temmuz'u konuşacağız. 15 Temmuz'un içinde olup bitenleri konuşacağız. 15 Temmuz'a nasıl geldik? 15 Temmuz'da neler yaşadık? 15 Temmuz'dan sonra neler yaşadık? 15 Temmuz FETÖ mücadelesi sırasındaki çarpıtmaları konuşacağız. Kimler yapıyor? Niye yapıyorlar? Neden sulandırmak istiyorlar? Bunları konuşacağız. Bunları kiminle konuşacağız? Bunları çok değerli Ferman Demirkol, Profesör Ferman Demirkol hocamla, Akit Televizyonu izleyenler kendileri programımıza tanıyorlar. Muharrem Coşkun Beyefendi, gazeteci yazar, gene televizyonumuzdan tanıyorsunuz. Ve Murat Bahadır Akkoyunlu Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Efendim şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Dolayısıyla bugün ayrıca şunu da ifade etmek isterim. Yeni kabinemizde hayırlı uğurlu olsun. Yeni kabinemiz var, hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dileriz. 15 Temmuz'u konuşacağız. Ama çok önemli bir şey daha var. Muhalefet Partisi Genel Başkanı adalet aradı. Adalet aradığını söyledi, 400 küsur kilometre yolu yürüdü. Elbette gerçekten adalet aramak fevkalade güzel, asil bir davranıştır. Ancak FETÖ ile birlikte söylen birliği içerisine girmek, kontrollü darbe sözünü Türkiye'nin dahili ve harici düşmanlarının ağzına vermek bir muhalefet partisi liderine yakışmaz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla hemen sağımda bulunan Ferman hocama soracağım ben ilerleyen saatlerde. Kontrollü darbe sözü esasen adalet arayanlar için, eğer böyleyse, buna inanıyorsa Sayın Kılıçdaroğlu, neden hukuk yollarına, neden adalet yollarına başvurmuyor? Çok önemli bir iddia. Ve daha ilerisini söylüyorum. Kontrollü darbe iddiasında bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Savcıları neden çağırmıyorlar? Cumhuriyet Savcıları çağırmalılar mı? İşte hemen yanımda Anayasa Hocası, Ağır Ceza eski reislerinden Ferman Demirkol. Ferman Hocam, arzu ederseniz önce 15 Temmuz ne demek? Şu 15 Temmuz'u ne anlıyoruz? Buyurun. Halis Bey, ben şu anda Türkiye'de anlaşılan 15 Temmuz'u katılmıyorum. Ben Türkiye'de 15 Temmuz'da yapılan hareketin bir darbe olduğuna da inanmıyorum. Bu bir savaş terör suçudur. Darbe değil. Yanlış kullanılıyor. Darbe tabiri Türkiye'ye karşı açılmış savaş terör hareketini küçültmek tabiridir. Darbe. İktidarlar, açık söylemek gerekir ki, güçlerini kullanmalıdırlar. İktidarlar kendilerini iktidarda tutmalıdırlar ve kendilerine karşı yapılan hareketi iktidar def etme hakkı zaten. İktidara karşı herhangi bir hareket yapılacaksa iktidarlar onu uzaklaştırması lazım. Ama Türkiye'deki yapılan hareket hükümete karşı yapılmış bir hareket değil. Devlete karşı yapılmış olan hareketi darbeyle küçültmek doğru değildir. Bu tabiri de bir kere anlaşalım. Doğru tabir değil. Türkiye'de 15 Temmuz bir darbe değildir. Bir, bu birinci yanlış. İki, bu hareket bir FETÖ hareketi de değildir. Sadece diyorum, dikkat edin, altını çiziyorum. Bu bir 27 Mayıs'ı yapan güçler, 12 Eylül'ü yapan güçler kim yaptı? Bizim askerler diyen merkezler ile Menderes'i devreden çıkarmak isteyen güçler aynısını 15 Temmuz'da da yapmışlardır. Şimdi bunu getirip, sınırlayıp,
FETÖ'yle ortaya koyduğunuz zaman bu hareketi küçümsemek FETÖ olur. FETÖ neresinde hocam peki? FETÖ bunun tam maşasında. FETÖ bunun tam tetikçilikte anlamının ucundaki askerin elindeki silah. Silahı biz tank olarak düşünüyoruz. Adam öldürme olarak değil. Artık savaş metotları değişti ya Halis Bey. Yani kullanacağınız bir argüman bulmanız lazım Türkiye'de. Buldular ama bir günde bulmadılar. FETÖ hareketi bir günde bulunmadığı gibi bir günde de yok edilemez söylediniz. İleride anlatacağız. Daha da bitmesi de mümkün değildir. Demek ki bu FETÖ hareketi değil. İçişleri Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan, üniversitelerden 3-4 memur atmak bir FETÖ hareketini temizlemek değildir. Demek ki tekrar ediyorum, darbe hareketi yanlıştır. Bilinçli ve şuurlu bir şekilde darbe kullanılıyor. Yani Türkiye'nin yok edilmesi. Türk devletine karşı edilmesi. Yapılan bir savaştır. Bakın savaş diyorum, işgalin ötesinde savaştır. Burada biraz sonra göreceğiz. Burada uygulanması gereken hareket darbe, tabiri söylüyorum, klasik bir ceza hukuku ihlalidir. Savaş ceza hukuku ihlali değil. Bak bir daha tekrarlıyorum. Savaş darbe hukukuyla, darbe hukuku savaşla ilgili değil. Ceza hukuku problemi. Ayağa kalkarsınız, yasal organına karşı bir hareket yaparsınız, hükümete karşı bir hareket yaparsınız. Hatta onun eski tabirler var, kullanmıyorum, tahrir, tevhir vesaire. Ceza kanunu açıktır. Ama Türkiye'de böyle yapılmamış ki. Birileri, ha burada söyleyeyim, bilerekten ve kastederekten bu harekete darbe deyip Fethullah Gülen'le sınırlamak bazı noktalardan uzaklaştırmaktır. Bazı devletleri bu işin içinde olduğunu uzaklaştırmaktır. Oyun devam ediyor. Ne demektir bu yani? FETÖ kalktı, 15 tane imamı adamıyla geldi, efendim darbe yapıp hükümeti ele geçirecekti. Hareket, hükümeti ele geçirme hareketi değildir. Türk devletine karşı bir savaş hareketidir. Hareket sadece Tayyip Bey'e karşı, Yıldırım Bey'e karşı hareket değildir. AK Parti'ye karşı da bir hareket değildir. Peki hocam. O kadar. Ama bunun maksadı şu, hareketi küçümsemek için, ya bunlar darbe yapıyorlar, ne uğraşıyorsunuz bunlarla falan demek için darbe söyleniyor, FETÖ ileri sürülüyor. Yani peki, asıl arkasındakilerin... Güç konuşulmuyor. Hem güç konuşulmuyor hem de bundan sonra ne yapabilirler? Evet. Onun önü kesilmiş evet, oluyor. Aynen peki, böyle. Buyurun. Tekrar döneceğiz. Buyurun. Muharrem Bey, 15 Temmuz denilince ne anlıyorsunuz? Şimdi aslında Ferman Hocam güzel bir noktaya temas etti ama peki neden Türkiye'ye karşı bir savaş açıldı? Hı. Yani bu çok önemli bir soru. Tabii. Eğer hocamın dediği gibi katılıyorum şeyine, tezine, bu bir savaş planıysa, işgal planıysa, Türkiye'yi parçalama planıysa, o zaman bu FETÖ'yü maşa olarak kullanan güçler neden böyle bir şeyin içerisine girdiler? Bakın daha en sıcağından başlayalım. Bugün, yarınki çalıştığım gazeteye manşet yaptık. İkisi, birisi Alman, birisi İsviçre uyruklu. 6 kişi ajanlıktan, casusluktan, Büyükada'da biliyorsunuz 15 Temmuz'un yıl dönümünde gözaltına alındılar ve 5 Temmuz'da gözaltına alındılar. Şimdi tutuklandılar, dün tutuklandılar biliyorsunuz. Gerekçe ne? Teröre destek vermek, casusluk faaliyeti ve büyük oranda kaçma şüphesi. Peki en şiddetli tepki nereden geldi? Almanya Başbakanı çok sert tepki gösterdikten sonra bugün Büyükelçimizi çağırdı Almanya'da. Artı Amerika'dan çok sert tepki geldi. Derhal serbest bu toplantı ile ilgili. Tabii, evet. Hayır bırakın diye. Bırak, yani bugün tutuklandıkları için. Peki siz siz de bu ülkede yaşıyorsunuz. Ben de 25 yıllık gazetecilik yapıyorum. Hep biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede bir Alman ajanının, İngiliz ajanının, İsrail ajanının şimdiye kadar yargılanıp mahkum edildiğini, içeri konduğunu gördük mü hiç? Görmedik. Şimdi bu şunu gösteriyor. Türkiye, bunun öncesine biraz daha gittiğimiz zaman bakın şimdi Suriye'nin kuzeyinde Suriye'nin bir parçalama planı var. Yeniden Orta Doğu'yu design planı var. Kıbrıs'a geliyoruz. Kıbrıs'tan askerinizi çekin. Kıbrıs'ı Akdeniz'de gaz kaynakları var, rant var ve burada bir paylaşım yapılıyor şu anda. Bunların hepsinde şu plan var. Türkiye'siz bir Akdeniz, Türkiye'siz bir Orta Doğu. Yani eskisi gibi bazı arkadaşların dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulhla 80-90 yıldır içine kapanık, sınırların ötesine karışmayan bir Türkiye artık yoktur. Ve bu Türkiye çuvala sığmayan bir mızrak halini almıştır. Sonuçta kendi hinterlandında Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi gönül coğrafyamız dediği ve geniş bir alanı kapsayan Orta Doğu, İslam coğrafyası Uzak Doğu'da dahil, Türkiye Cumhuriyetler, Afrika'ya uzanan bir Türkiye var artık. Bu FETÖ'yü maşa olarak kullanan ekip ya da güçler böyle bir Türkiye'den rahatsızlar. Bu her şeye rağmen
bu ekibin, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülük ettiği bir AK Parti iktidarının kendileri için artık uzlaşılacak ve çalışılacak bir ekip olmadığını ve onların uyumunda, güdümünde gitmediğini düşündükleri için ciddi olarak FETÖ ile de krizi bahane fırsata çevirmeye çalıştılar. Şunu kabul edelim, bakın FETÖ'nün kalemlerinin, yani önde gelen gazetecilerinin zaman zaman açıklamaları ve sosyal medyada paylaşımları oldu. Asıl iplerin koptuğu AK Parti iktidarıyla FETÖ örgütünün iplerinin kopma tarihi olarak Cumhurbaşkanımızın, o zamanki Başbakanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta İsrail'e one minute çekmesinden sonra iplerin koptuğunu söylüyor. Yani dershane, mershane hepsi hikaye. İsrail'e siz laf söylediğiniz anda, İsrail laf söylediğiniz anda küresel anlamda, dünya kamuoyu önünde, siz zaten büyük bir riski almış olmuş, riski yüklenmiş oldunuz zaten Türkiye olarak. Ve ondan sonra zaten Türkiye ile uğraşmalar başladı. Ve çok enteresandır, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın, o zamanki Başbakan'ın ofisine böcek yerleştirmeler ve içeride devleti yöneten ekibin, hükümet bakanların takipleri, dinlenme işlemleri, böcek yerleştirmelerinin de bu one minute krizinden sonra patlak ve daha doğrusu hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu şunu gösteriyor, Ferman Bey'in işaret ettiği gibi evet FETÖ bir büyük bir maşadır, burada kullanılmıştır. Yetişmiş ekibiyle birlikte hem Amerikan jandarmalarına soyulmuştur Mitterler davasıyla, hem Alman istihbaratına hizmet etmiştir ki biliyorsunuz bu casusluk ve böcek faaliyetinde Almanya çok önemli bir aktör olmuştur ama içimizdeki FETÖ'cüleri yine kullanmıştır. İsrail zaten FETÖ'cülerin, şu da çıktı iddianamelerde, FETÖ elemanlarının böyle parti parti, grup grup İsrail'e gidip özel eğitim aldıklarını da biz biliyoruz. İsrail'e bir anlamda eğitim ve akıl hocasıdır bu hareketin. Dolayısıyla geldiğimiz noktada şunu söyleyelim. Evet, Türkiye 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildi, bir işgal ve parçalama planıydı. Ve bunu FETÖ'yü kullanan ekibin de gayesi şuydu. Ben AK Parti de demiyorum, Tayyip Erdoğan'sız ve Tayyip Erdoğan gibi milli düşünen isimleri saf dışı bırakmak, yok etme projesiydi bu. Ama tabii öbür tarafta hesap edemedikleri de şey hepimiz gördük. İşte tankların üstüne, sizin ifade ettiğiniz gibi altına üstüne kendini siper eden, az sonra belki konuşacağız. Şimdi müfredata cihat kavramı girdi. Cihat kavramından da rahatsız olmaları da çok manidar belli kesimin, şu anda onu tartışıyorlar. Aslında 15 Temmuz cihat ruhuyla bu millet püskürttü ve ülkeyi bir anlamda vatan aşkı, bayrak aşkı, millet şeyden kurtardı. Yani o tankların önüne gidenlerin sloganlarını hepimiz biliyoruz. Yani ne diye slogan attıklarını hepimiz daha taze, yani ya Allah bismillah diye slogan attılar. Kimse orada yaşasın layıklık diye slogan atmadı. Yani bunlar da şimdi gerçeği konuşmamız gerekiyor. Bu ruhu söküp aldığınız zaman bu ruhu, toplumdaki bu cihat, işte buna cihat ruhu diyoruz biz. Bu ruhu söküp attığınız zaman, bununla hesaplaşmaya kalktığınız zaman sorunlar çıkmaya başlar. O zaman 15 Temmuz gibi Allah korusun bir daha böyle bir işgal harekatı olduğu zaman o tehdit gördüğünüz insanlar geldi, işte CNN Türk'ü de kurtardı o insanlar. Geldi CNN Türk'ü de darbecilerden o tehdit gördüğünüz insanlar kurtardılar. Dolayısıyla bunların çok iyi dikkat edilerek konuşulması gerekiyor. Birinci sene devriyesine baktığımız zaman evet, belki de daha çok konuşulacak. Background'unu daha önümüzdeki yıllarda çok daha konuşacağız. Biz şu anda tarihin içerisindeyiz, belki farkında değiliz. Ama yıllar geçtikçe daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Evet, peki Muharrem Bey. Tekrar döneceğiz. Murat Bey, 15 Temmuz destanı, destan desek az geliyor, cihat desek yani ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Gerçekten 15 Temmuz'da dünyaya vatan nasıl edinilir, vatana nasıl sahip çıkılır, bayrağa nasıl sahip çıkılır, örneğini gösteren bir millet olduğumuzu gösterdik, hamdolsun. 15 Temmuz denilince ve 15 Temmuz'dan sonra olup bitenler, tabii Kılıçdaroğlu'na geleceğiz. Siz ne anlıyorsunuz? Buyurun. Halis Bey, teşekkür ederim. Zat halinizin şahsında hem zat halinize hem Kanal Akit televizyonuna, çalışanlarına, izleyenlerine, Ferman Beyefendi'ye, Muharrem Beyefendi'ye hürmetlerimi sunarak başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Cümleler halinde kısa özet arz edeyim. Soru tevdi buyurulursa açarız. 15 Temmuz siyaset bilimi açısından ifadeyi arz ediyorum. Küresel çeteye karşı, küresel çetenin Türkiye'yi işgaline
karşı topyekün devletinin, halkının ve siyasilerin içindeki milli kuvvetlerle kıyam hareketidir. Direniş demiyorum, kıyam bir diyorum. Kıyamdır. Kıyam diyorum. Cumhurbaşkanı da artık kıyam demeye başladılar. Karşı cephe Amerika falan değil. Direkt küresel çete. Daha önceki programlarda bunu sizinle konuştuk. Amerika, İngiltere bunlar aracı değil. Küresel çete. Yapan odur. Ve kesinlikle Türkiye'nin bir işgal hareketidir. Ferman Beyefendi'ye o noktada savaş dediği için adını koydular bir hukukçu olarak. Ve bu darbe suçlusu değil, savaş terör suçlusu olarak yargılanmadılar, buyuruyorlar. Aynen öyledir. Bu bir işgal hareketiydi. Direnen devletinin içinde, halkının içinde ve siyasilerinin içindeki milli kuvvetlerin tümü kıyam etti. Bu çok önemlidir. Ve Türk tarihinin en büyük vartasını atlattık. Ne Haçlı Savaşları, ne Moğol istilası, ne Birinci Dünya Savaşı bu kadar tehlikeli değildi. Önce bunu ifade edeyim. Açıklaması çok basit. Zannedildiği gibi İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Yalta'da Roosevelt, Stalin ve Churchill dünya düzenini, yeni dünya düzenini kurarlarken İngiltere, Rusya ve Amerika adına hareket etmediler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada hiç aslında devlet kalmadı. ABD bir tabelaydı, İngiltere bir tabelaydı, Sovyetler bir tabelaydı, Türkiye bir tabelaydı. Peki ne vardı? Küresel bir derin çete. Tüm devletlerin bürokrasisinde, askeriyesinde, finansında, medyasında, siyasetinde örgütlenmiş bir çete ülkelere sınır çizip yönetici tayin ettiler. Gerçek durum buydu. Dünyada tek devlet kalmamıştı. İngiltere kraliçesi ama bir derin İngiltere vardı. Hakkını teslim edeyim. Siyasi analist Abdullah Bey'den öğrendim daha yeni. İngiltere'de kraliçenin dahi izin almadan giremeyeceği alanlar var. Ve en son bir takım terör eylemlerinin yapıcılarının o alanlardan yönlendirilip görevlendirildiği de ortaya çıktı. İngiltere'de ortaya çıktı bunlar. İngiltere kraliçesinin İngiltere'de izin almadan giremediği alanlar var. Orada derin İngiltere var. Trump, ABD'deki şu andaki ABD tutum ve davranışlarına karşı çıkarak seçimi kazanmıştı. Ama bir derin Pentagon var. Derin Pentagon, ABD Genelkurmay Başkanı'ndan da derin. Yani Trump ve ABD Genelkurmay Başkanı ne talimat verirse versin, sahadaki Amerikan askerleri derin Pentagon'dan aldıkları farklı emirleri uygulayabiliyorlar. İşte o ülkelerin derinliğini teşkil eden, vatanı, milleti, devleti ve inancı olmayan, Tanrı biziz diyen, biz Türklerin kısaca tapınakçı olarak isimlendirdiğimiz ama kelimenin tam anlamıyla dünya literatüründe ezoterik anlamlı Şambala denilen bir küresel çetenin Türkiye'yi işgal hareketiydi. FETÖ bir çakma Mesih olarak bir Şambala şövalyesidir ve gücünü oradan alır. ABD yönetiminin FETÖ'yü Türkiye'ye iade etme gücü yoktur. O kadar, olay bu kadar derindir. FETÖ Müslüman değildir. Fethullah Gülen'in Hazreti Muhammed'in İslam'ıyla zerre kadar alakası yoktur. Başından beri mi yok, sonradan mı yok? Çok derin bir konu. Kısaca kanaatınız nedir? Efendim 1960'lı yıllarda Bu durumda değildi. Kendinin de ne olduğunu bilmiyordu. Hakikaten çok basit bir insandı. Alvar medresesine gittiği günlerden biliyoruz. Sonra Atatürk'e aykırı hareketler yapılıyor. Erzurum arada sırada seyahat eden bir gençti. Ne demek istediğimi anladınız mı efendim? Medresenin hocasıyla çatıştığı için gidip karakola medreseyi bastırmıştı. Sonra Nurcuların arasına karıştı. Süleyman Demirel himayesinde semirdi. Olay çok derindir. Murat Bey, zaten Halis Bey. Böyle insanlar bir günde çıkmaz. Siz sorduğunuz soruya cevap. Çok güzel. Bir parantez açayım hocam katkı olsun diye. Peki Gülen biliyor musunuz Nurcu hareketine nasıl sokulmuştur? Bu çok enteresandır. Bakın herkes bunu atlıyor. Bunu da ben nereden öğrendim? Çok enteresandır. Gülen'in
Hayatını biliyorsunuz Latif Erdoğan kaleme aldı ilk defa 1991'de. Doğan Kitap'tan çıktı o zaman da. Ve şu anda piyasada yok o baskısı. İlk baskısından bahsediyorum. Benim evet. kütüphanemde var. Onu da bir FETÖ'cü abladan almıştım o kitabı da. Kendisi anlatıyor nasıl Nurcu hareketiyle tanıştığını. İki tane, bakın Erzurum'da bir subay şey yapıyor. Bir Nurcu esnafa götürüyor. Risale-i Nur okuyan. Ve götüren subayı araştırıyorsunuz. Fethullah Gülen'i Nurcularla tanıştıran ve cemaate sokan subay. Amerika'da kont gerilla eğitimi NATO şeyinden geçiyor diyor o zaman subaylar. Evet. Geçmiş bir subay. Yani bir NATO subayı ve Sahra Talimnamesi'nde kont gerilla da görev almış. Yani bizim karanlık dediğimiz çevrelerde eğitim almış. Evet. Bir NATO subayı Fethullah Gülen'i hazır çünkü bir Nurcu cemaat var Türkiye'de. Öbür kanalları da tıkadılar ve zamanla bütün kanalları Fethullah Gülen'e yönlendirecek şekilde o hazır bir cemaatin üzerine bu adamı oturtmaya çalıştılar. Muharrem Bey, burası doğru, Murat Bey'in hakkını almıyoruz ama devam ediyoruz katkı olsun diye. Diyelim ki bir günde çıkmadı Halis Bey. Ama şuna çok iyi dikkat etmemiz lazım. Peki bu çıkmadan, bunun ortaya çıkmasından ben diyorum ki Türk milleti olarak hepimiz sorumluyuz. Bir günde çıkmadığına göre, bunu böyle hazırlayıp getirdiklerine göre bundan sorumluluğu, bunun annesi mi sorumlu olacak, babası mı olacak, dadısı mı olacak, Edirne'deki ve İzmir'deki caminin efendim müftüsü mü olacak? Demek ki bir hazırlık yapılmış ama ne yazık ki devletimiz bu konuda uymuştur. Efendim, katkılarınıza teşekkür ediyorum. Zaten yapacağım açıklamalar da tam bu sorunun cevabını teşkil edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanı'nın 200 yıllık bir vesayetten bahsettiğini hatırlatayım burada. Dikkat edin. 90 yıllık bir şeyden bahsetmiyor Cumhurbaşkanı. Özellikle zulüm 90 yıl önce başladı diyen ukalalar bunu iyi dinlemeliler. Bu devletin Cumhurbaşkanı 200 yıllık bir vesayetten bahsediyor. Osmanlı'da başlayan bir hegemonyadan bahsediyor. Biz Osmanlı'da devletimizi kaybetmiştik. Devlet koalisyon bir devlet haline gelmişti. Önce İngiliz, sonra Alman ekolleri Osmanlı döneminde. Cumhuriyetin ilk yıllarında İngiliz, 1930'la 40 arası Alman, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan merkezli ekoller bizim devletin bünyesinde etkinidiler. Hatta son sözü söyleme yetkisi ve inisiyatifi onlardaydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yekpare tek bir devlet değildi, hegemonya altında da doğmuştu, tam bağımsız da değildi. Ama bu devletin bünyesinde 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı'nın ilk defa söylediği bir şeye dikkat çekiyorum. Şöyle dedi, siz Türk devletini ne zannediyorsunuz dedi. Bin yıldan fazla geçmişi olan bir devletten bahsediyoruz dedi. Cümlenizi bitirin, bir reklam, kısa bir reklam arası versin. Buyurun. Ama benim sonra devam etmem lazım. Devam edeceğiz, daha vaktimiz çok. Bunu söylemezsem, 15 Temmuz'u yapmaya niye mecbur kaldılar bunu anlatamam. Beyefendilerden alacaklıyım. Tamam? Peki. Tamam. Çok değerli izleyenler, çok kısa bir reklam arası, lütfen ayrılmayın. Değerli izleyenler, 15 Temmuz'u bütün yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Murat Bey, kaldığınız yerden lütfen... Çok teşekkür ederim. Süratli olarak geçeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bir takım yöneticileri, küresel çetenin Türkiye'ye biçtiği senaryoyu, yolu taştıkları için öldürüldüler. Mustafa Kemal bunlardan birisidir. Siz Mustafa Kemal'i... Kesinlikle. Ben değil, zaten gerçek de öldürüldüler. Mustafa Kemal'in öldürüldüğüne. Yok canım, yazıldı da bunlar da. Yalnız öldürenlerden hesap soracak mecal bizde olmadığı için bu kapalıdır, gizli kalmıştır. Evet. Ya Mustafa Kemal ayrı bir destandır. Mustafa Kemal'e söyleyerek cennete gidenlere, gideceğini zannedenlere bunları anlatmam zor. Ama bu siyaset bilimiyle alakalı bir şeydir ve nutukla olmaz bunlar. Peki, devam edin. İsmet İnönü Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmadığı ve Stalin'le temasa geçtiği için indirilmiştir. Adnan Menderes, Bağdat Paktı'nı ihya etmek ve Sovyetlerle nükleer anlaşmalar bir başka dünyaya yönelme cüretinde bulunduğu için öldürülmüştür. Erbakan, Özal,
Yani küresel çetenin Türkiye Cumhuriyeti'ne biçmiş olduğu rolü oynamanın dışında inisiyatif alan bütün özgürlükçü hareketler öldürülmüştür, yok edilmiştir. 1960 darbesi Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki mecalsiz çabalarına son veren bir darbedir ve sol bir darbe değildir. Senelerce biz zavallı Müslümanlara solcuların darbe yaptığı hikayesi yutturuldu. Direkt derin Pentagon, ABD değil, derin Pentagon müdahalesidir 1960. Kimin vasıtasıyla yapıyor bunu? Devletler parçalı dedim ya. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin içerisinde bin yıllık gelenekten gelen Horasan'dan damarını alan bir milli güç hep vardı. Mağlup oldu. Bunun yanına Almanya üstünden, İngiltere üstünden, Amerika üzerinden ekipler devletin bütün bünyesine sızdılar. Yeni değil. En çok kullandıkları argüman da Türkiye Cumhuriyeti halkı içerisinde yaşayan gayrimüslim kökenli ailelerin çocuklarından kurdular örgütlenmeleri, ellerinde çağlar öncesinden kalan kilise defterlerine üyelerin zamanımızdaki çocuklarını arayıp buldular. FETÖ dediğimiz örgütün iskelet yapısını da onlardan kurdular. Çok önemli bir şey söylüyorum. Evet, 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne FETÖ liste dayattığında Tayyip Bey'e yaptırdığı araştırmalarda dayattıkları bütün milletvekili adaylarının Türkiye'nin gayrimüslim kökenli ailelerine çocukları olduğu ortaya çıktı ve reddedildi. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. 1960'tan sonraki hikayeyi herkes biliyor. Fakat Türkiye'nin bütün yönetim paradigması, bakın o dönemi bu şekilde bilmezsek analizleri yalnız kalır. Müstakil, tam bağımsız, kendi kudretiyle ayakları üzerinde duran bir devlet hiç olamadık. Ama bu zavallı durum halk tarafından bilinmesin diye milli kuvvetler üzerine örttü de örttüler. Bir Türk dünyaya bedeldir, büyük Türkiye, büyük Türk milleti söylemleri devletin bu zavallı durumunu halkın gözünden gizlemek içindi. Fakat 1990 ve o zaman Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bütün yönetim paradigması şuydu. Anglo-Saksonlar ve Neokonlarla, ABD ve derin Pentagon'la müttefik ol, onlarla birlikte ol ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve vatanının bekasını sağlayabilesin. Eğer onların kanatları altında olmazsan Türkiye yok olur. Vatanseverliğin gereği onların kanatları altında olmaya mecburuz paradigması yönetti. Bütün salcı ve solcu diye bilinen, Atatürkçü layık antilayık diye bilinen bütün yapılarda bu parçalı yapı vardır. Bugün bir takım insanların... Bunu parçalı yapı diye ifade etmeyelim, sakat yapı vardı. Adı bu. Yani evet. Bakın en şeriatçı partilerin içerisinden dahi hayretler uyandıracak derecede farklı seslerin çıkabilmiş olmasının sebebi bu parçalı yapının bütün yapımıza kökten sirayet etmiş olmasıdır. Ve yani bu algı oluşturulmuş ve zihnimize kazanmış. Bir gerçeklik, bu gerçek yapı, algı değil, gerçeği bu. Bu işin gerçeği bu. Bütün siyasi partiler, gazeteler, kuruluşlar, devlet kurumları bu parçalı yapının adamlarından teşekkür ediyordu. Bu yüzünde 2 metrelik sakal, başında 40 sarımlı sarık olması bu meseleyi çözmüyordu. Olaylar çok farklıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti boyunca bütün kesimler istisnasız hepsi takıya yapmak zorunda kalmıştır. Çünkü esir edilmiş olan ülkelerde esirlerin kendilerinin olduğu gibi ifade etmeleri mümkün değildir. Takiyeye herkes mahkumdu. Kuş diliyle konuşurduk canım. Takiyeydi bütün bunlar. Fakat 1999 yılına geldiğimizde Türkiye'nin sınırlarını bizzat kanatlarının altına sığındığımız güçler Türkiye'nin sınırlarını değiştirmeyi Türkiye'ye talimatladılar. 28 Şubat dönemi devlet iflas etmişti. Güneydoğu'ya ayırıyorlar. Mezopotamya'da bir Babil Krallığı'nı kuruyorlar. Mezopotamya, küresel çetenin, Şambala'nın kökeni Babil'dir. Ezoteriktir. Sihir ve büyüyle uğraşırlar aynen FETÖ gibi. Ve buraya, Güney Azerbaycan'ı da oradan alıp bize verme. Bunu Türk devletinin içerisindeki milli kuvvetler bunu reddettiler. Bundan sonra küresel çeteyle Türkiye'nin ayrışması o zaman başladı. Bu söylediğim olay basında yer almadığı için kimse bilmez. Ben nereden öğrendim? Bir bağımsız Türk milliyetçisini bu toplantıya, üzeri etrafı duvarlar ve tel örgülerle çevrili bir müzakereye gel şurada buna ne diyorsun diye fikrini sordular. O da bana anlattı, ağzından kaçırdı da oradan öğrendim. İşte tam bu noktada Türk devleti içerisindeki milli güçler, milli kuvvetler
deniz buraya kadar, biz bizzat kanatların altına sığındığımız güçler tarafından bize kastedildi dedi ve yollarını ayırdılar. O noktadan sonra yeni Türkiye diye bir parola çıktı ortaya. Siyasetin yönetiminde Tayyip Bey öne çıkarıldı. Kim tarafından? O güçlerin Türk devleti tarafından. ABD'nin zerre kadar dahli yok bunda. O milli bitireyim. Bitirin. Ve AK Parti süreci başladı. 2010 yılına kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın takiye dönemidir. Sarı Kız Ayışı ve Balyoz darbeleri gerçektir. Olacaktı ama bu defa bizzat Genelkurmay askeriye içerisindeki milli kuvvetler onu savuşturdu. Yapamadılar, darbeyi yapamalarının nedeni ordu eski ordu değildi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti konsept değiştirdiği için eski düzende olduğu gibi devletin içerisindeki milli kuvvetler artık diğer paralel yapılara mahkum olmaktan vazgeçmişlerdi ve onların tasfiye hareketi başlamıştı. Türk devleti yeni konsept icabı tekleşmek mecburiyetinde olduğu için bünyesindeki bütün paralel yapıları tasfiye sürecine girmişti. Askeriyedekilerin hepsinin listesi vardı, biliniyordu. Net söylüyorum, 15 Temmuz'dan çok önce Türkiye'deki, bürokrasideki, emniyetteki, askeriyedeki bütün FETÖ'cüler biliniyordu. Casuslar biliniyordu. Türklerin milleti de devleti tarafından bunlar çoktan tespit edilmişti. Tayyip Bey 15 Temmuz günü köprüde biz 1000 yıllık devlet geleneğine sahibiz, siz devleti ne zannediyorsunuz derken aslında vurguladığı budur. Peki. İşte Türkiye bu tasfiyeye giriştiği için ve misallerini de verebilirim. Fakat Hulusi Akar Bey bunu suhuletle yapmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin prestijine bir halel getirmeden bunu halletmek, tasfiyeyi zamana yayarak yapma stratejisini yürütüyordu. Son noktaya gelindi. Küresel çete Türkiye'deki vesayetini temin ettiği tüm siyasi medyatik... Yani 15 Temmuz yapmak zorunda mıydılar? Yoksa bitiyordu, tasfiye evet. olacaktı. Tasfiye olmamak için işgal etmek zorunda kaldı. Aslında bu niye kurgulanmış bir darbe değildir'in cevabını verirken bu konuya tekrar döneceğim. 15 Temmuz işgal girişiminin nedeni tam bağımsız, bölgesel lider, küresel güç, Türkiye'nin oluşmasına Türk milli kuvvetleri karar verip yürümeye başladıkları için bu yürüyüşe küresel çetenin yapmış olduğu bir müdahaledir. Bunu durdurmak için yapılmış olan bir müdahaledir, arz ederim. Peki. Murat Bey size tekrar döneceğiz çünkü sorular var. Eyvallah. Yani sorular sevinç içerisinde. Yani, evet. Hocam, şimdi tabii Murat Bey... 15 Temmuz sürecini çok veciz bir şekilde nasıl gelindi ve yapmak zorundaydılar dedi. Şimdi siz eski bir ağır ceza reisi de yapmış anayasa hocamısınız. Ortada bir söz var. Kontrollü darbe. Bu söz, ben hukukçu değilim ama bu sözü söyleyen insan şöyle inanırım. Bunu birisi iddia ediyorsa, çünkü 250 kişi şehit olmuş, 249 kişi. Binlerce kişi yaralanmış. Yani ocaklar, şehidin ocağı sönmez ama ateş düşmüş, acı düşmüş. Bunu söyleyen adama mesela başsavcılar, gel arkadaş, gel bakalım. İddianı koy ortaya. Ya da sen nasıl devleti töhmet altına bırakıyorsun, gel bakalım demeli değiller mi? Buyurun. Halis Bey. Bu darbe konusunda Murat Bey, Muharrem Bey biraz evvel benim sözümü aldı ama güzel bir şey noktaya götürdü. Bu savaşın nedeni ne? Murat Bey bu savaşın nedenlerini ortaya koydu. Ben savaş diyorum, işgal diyor, fark etmez. Savaş. Şimdi burada bir şeyi tespit etmemiz lazım. Ben Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar bayrak sevgisinin yükseklere çıkarıldığı bir ortam, bir imkan, bir fırsat Allah bize vermiş bir yerde şükrediyorum. Bayrak. Bu kadar ayaklar... yükseklere kaldırılmıştır. İkincisi, halkın uyanıklığı. Bakınız, Menderes asıldığında, asılmadan evvel Samsun'da Chevrolet Impala arabayı yukarı kaldırıyorlardı. Çocuğunu ona kurban kesen polis engelliyordu. Ama idam edildiğinde dikkat edin, Taksim anıtına bir tane siyah çelenk konulmadı. 12 Eylül'de halk yoktu. Dikkat edin, yoktu. Yoktu, evet. Aynı silahla
Celal Doğan diyor ki Gaziantep milletvekili, şey belediye başkanı. Aynı silahla öğleden evvel ülkücü öldürülüyordu, öğleden sonra solcu öldürülüyordu. Zemin hazırlanıyordu. İki darbe. Şimdi bu hareket, bu harekete bir şey teslim etmek lazım. Bu hareketi engelleyenler sadece şehitler değil. Fatih'in dediği sözü, bizim dualarımızla İstanbul alındı. Kılıcın hakkını da unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri ve polisi ve halkıyla beraber bu darbe önlenmiştir. Ordunun kalan unsurlarıyla, milli güçleriyle, polislerimizin milli güçleri ve halkımız bu darbeyi önlemiştir. Bu darbeyi önlemiştir. Ha. Şimdi gelelim. Ceza Kanunu 39. maddesi. Halis Bey, sizin dediğiniz soruya cevap veriyorum. Ceza yasası 39. evet, madde. Evet, 39. maddesi. Diyor ki, bakınız, yardım, yataklık edenler, bir, bilgisine başvurmalar, ceza kanunumuzda düzenlenmiş Halis Bey. Neye siz, yardım ve yataklık evet, edenler? Neye yardım ediyorsunuz? Şimdi bunu sormak lazım. Açık söyleyeyim, nerede sormak lazım? Hakan Şükür'ün aday olmasını da sormak lazım. Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarını göreve getirmenin de nedenini sormak lazım. Bir, bu programın özelliği gereği. Başbakan'a soruldu gazeteci. Neden iki saatsiz görüşemediniz? Ne dedi? Müsteşarıyla. Evet. Evet. Ne dedi? Sayın Başbakan o zaman dedi ki hiçbir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Dolayısıyla ben biraz sonra Kılıçdaroğlu'na döneceğim. Hakikaten kontrollü bir darbe ise ceza kanunu anlamında söylüyorum. Derhal çağrılıp bilgisine başvurulmalı. Sade söylüyorum, sade. Soruşturmacı, suçlu, tutuklama bazıları bunu şöyle sulandırıyorlar. Efendim Kılıçdaroğlu'nu da gözaltına alacaklar. Hayır. Herkesi çağırıp bilgisine başvurabilirler. Ceza kanunu bunu düzenlemiş. Niye çağrılıp denilmiyor ki? Be kardeşim sen bir muhalefet liderisin. Kontrollü bir darbe yapıldığını iddia ediyorsun. Ben şimdi biraz sonra başka söyleyeceğim bu konuda. Evet, kontrollü darbe var. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun dediği şekilde kontrollü darbe değil. Tayyip Bey'i ortadan kaldırma hareketine karşı bir hareket yapılmıştır diyorum ben. Milli güçler işgal kuvvetlerine karşı darbe yapmışlardır. Ama darbe bitmiş midir? Hayır. Bir daha tekrarlıyorum. Milli güçler Tayyip Bey'i ortadan kaldıran işgal kuvvetlerine karşı bir darbe yapılmıştır. Bu darbeden şikayetçi değiliz darbeden. Murat Bey'in ifadesini başka türlü... Evet, başka bir şekilde ifade ediyorum ben. Yani onlar bir harekete geçtiler. Ne yapacaklardı? Murat Bey güzel söyledi. Tayyip Bey'i devreden çıkararaktan. Artık şunu kabul etmek lazım ki o günkü Tayyip Bey AK Parti Genel Başkanı değil. Bu da yanlış. AK Parti'ye pay çıkarmak da yanlış bunu. Bu darbeyi önleyenlerin arasında AK Parti'ye pay vermek de doğru değil. Asker var, polis var, halk var. Ama bir şey yapılıyor. Tayyip Bey ortadan kaldırılıyorsa ben diyorum ki tabii ki onlara karşı bir hareket yapılacaktır. Ben Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir şey söylüyorum. Tayyip Bey bu darbeyi hazırlamıştır, yapmıştır değil. Devlete ele geçirenlere karşı bir darbe yapılmalıydı. Yapılmış ama eksik buluyorum ben. Bir. Yapılmıştır ama eksik buluyorum. Bunun üzerinde biraz kafa yormamız lazım. Ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani bu eksikliklerin mutlak suretle ifade edilmesi lazım, uyarılması lazım. %100 bir şey söyleyeyim. Peki kanunda... bunları lütfen ifade edin. Yani ediyorum. Neler eksik? Söylüyorum. Bakınız neler eksik yapılmıştır. Henüz daha bu darbenin gerçek boyutu, darbeyi yapanların, Tayyip Bey, milli devlete zarar verenler diyelim, Tayyip Bey'i de kaldıralım. Milli devlete zarar verip işgal hareketi yapanların, açık söyleyeyim, tam niyetleri bir kere ortaya çıkarmamıştır. Bir, fazla darbeye karşı olanları hiç incelediniz mi? Mesela burada açık net söylüyorum, Aydın Doğan darbeye karşı, öyle mi? Öyle mi diyorsunuz siz? Herkes öyle diyor. O da diyor, Cumhurbaşkanı'nın elini tutuyor. Darbeyi yapan, savaşı yapanların ideolojisine karşı oldukları için darbeye karşılar. Darbeye karşı değiller. Bak arada bir fark var. Evet. 27 Mayıs'a karşı olmamışlar. 12 Eylül'e o günkü karşı olmamışlar. Ama buna karşı oldular. Neden? Darbeyi güya FETÖ yapıyordu. Siyasal İslamcıydı. Dinciler darbe yaptığı için karşı çıkıyorlar. Tayyip Bey, Halis Bey, darbeye değil. İkisi arasında büyük bir fark yapana var. Yapana karşılar. Evet. Yapan kim? Eğer laikçiler, atıyorum, seküler güçte olanlar 15 Temmuz'u yapmış olsalardı aynı şekilde karşı mı olacak? Yani balyozcular ya da işte... Herhangi bir isim, evet. İsim koymuyorum, yapan. Burada
darbeye karşı gelmekte, savaş hareketine karşı gelmekte Tayyip Bey'in hakkı çoktur, doğru. Yıldırım Bey'in o gece konuşması, ama açık söylemek lazım. Gerçek anlamda söyleyelim. Devlet Bahçeli konuştuğu andan itibaren bu bir Amerikan hareketi olduğu, FETÖ hareketinin de aşan bir hareket olduğu o gece anlaşıldı. Büyük güçler, ordumuz katılmadı büyük çoğunluğu, polisimiz katılmadı, halkımız tankların önüne geçti. Halkla sadece bir darbe önlenmez, onu da söyleyeyim size. Ama anlaşıldı ki bu hareket bir FETÖ hareketi değil, başka bir devletin Türkiye'nin içine sızma hareketidir. Şimdi soruyorum, Sayın Kılıçdaroğlu, bu hareket bir milli hareketi, milli devleti ortadan kaldırma hareketine karşı yapılan hareketi siz kontrollü darbe dediğiniz zaman ne demektir biliyor musunuz Halis Bey? Ceza kanununun ilgili maddesine göre görmezlikten gelin, tedbirler almayın, herhangi bir hareket yapmayın, görevden almayın. Ben ise şikayet ediyorum, henüz daha gerektiği gibi tedbirler alınmamıştır, sorduğunuz için söylüyorum. Evet, evet. Kılıçdaroğlu ne diyor? Diyor ki bunlar zaten kendileri darbe yapmışlardır, tezgah vardır. Ne diye bunları görevden alıyorsunuz? Ben diyorum ki... Yok, şimdi biraz daha sulandırdı. Halkın 15 Temmuz'u, iktidarın 15 Temmuz'u. Efendim bu sulandırma şuurlu, şuurlu, planlı olması gerekir. Bunu dejenere etmeniz lazım, sulandırmanız lazım. Yani yapılan hareketi, salt anlamda ele alıp, ya bunlar ne var? 3 tane adam karşı çıkmış, eline silah alanları cezalandırın, geri kalanı bırakın. Eline silah alan adamın ceza kanununa göre söylüyorum, adi suçludur. Kime karşı gelirse gelsin, meclisi yok etsin, başbakanı yok etsin, cumhurbaşkanı yok etsin. Adi suçtur bu. Adi suçtur. Ama bu hareket bir adi suç değil de ceza hukuku bakımından. Bu hareket başka boyutta bir harekettir. Ancak bakınız geçen gün Cumhurbaşkanımız güzel bir şey söyledi. Başbakan da söyledi ama ben gereğini istiyorum. Bakınız bu programın bir özelliği var. Benim de bir farklılığım var. Bu hareketin 15 Temmuz hareketini yapanların arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Halis Bey lütfen orada siyaset yapmasınlar. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanımız da olursa, başbakan da olursa, Devlet Bahçeli de aynı şekilde söyledi. Aman kardeşim arkasında olanlar niye söylemiyorsunuz? Kim söylüyor? FETÖ, FETÖ. Darbe, FETÖ. Darbe, FETÖ. Niye arkasında olanları söylemiyorsunuz? Bu programdan ben haykırıyorum. Arkasında olanları FETÖ'yü tuttuk. Getirteceksiniz. FETÖ'yü getirtmenizde ne anlamı var hukuken? Bireysel bir şahıstır. Getir, hapse verirsiniz. İdam da yok. Ömür boyu hapis olur. Ötesi bitti mi? Biz FETÖ'yle mi bu işi kapatacağız? Bilsinler ki eğer FETÖ'yle bu hareketi kapatmak isteyenler, bir, darbe adını verenler, iki, gerekli tedbirleri almayanlar Kılıçdaroğlu'nu haklı çıkaracaklardır. Buradan iddia ediyorum. Gerekli tedbirleri almayanlar, IŞİD FETÖ'ye indirgemiş olanlar, tedbirleri almayanlar. Ne demektir devletin başkanı? Tedbirlerden bahseder misin? Söylüyorum. Söylüyorum. Şu anda FETÖ'ye hizmet eden unsurların büyük çoğunluğu Türkiye'de ayakta. Gir internete. Gir internete. Yani sadece Ozan Kütahyalı, Nagihan Alçır ne söyledi Hoca Efendi? Hatta Bekir Bozdağ, bakın söylüyorum. Hatta Memur Sen Sandıkası Başkanı Ahmet Gündoğdu, Devlet Bahçeli'ye verdiği mecliste bir beyanet var. Siz ona Fethullah Gülen diyemezsiniz. Hoca Efendi'dir o. He. Bir, daha İstanbul Üniversitesi'nde 200 kişi alınmış. İstanbul Üniversitesi 5000 kişilik bir yer. 5000 öğretim üyesi var. Evet, öğretim üyesi var. Öğrenciye de bir şey demiyorum. Görevlisi var. Bütün alavere dalavere 250 kişiyle mi bitti? 3 tane bildiğimiz adamla mı, imamla mı olmuş oldu? Peki daha ötesi? Daha ötesi? Bu ötesini çok burada aşmıyorum. Ben FETÖ'ye karşı yapılan hareketin eğer gerektiği gibi yapılmazsa iddia ediyorum Kılıçdaroğlu haklı çıkacaktır. Bunlar kontrollü darbe yapmış oluyorlar. Hani adam öldürmüş, askerli, elinde silah olanları atarım hapse. Sonra peki bunu hazırlayanlar, bunu ortaya getirenler, biraz evvel söyledim Murat Bey, FETÖ bir günde çıkmadı. Muharrem Bey de ifade etti. FETÖ bir günde çıkmadı. Halis Bey, FETÖ bir günde çıkmadı. İyi niyetli olabilirsiniz. Muharrem Bey iyi niyetle yaklaşabilir. Ben yaklaşabilirim. Murat Bey yaklaşabilir. Ama biz artık gördük bunun bir casus teşkilat olduğunu, maşa olduğunu, başka yer. Ben neden şikayetçiyim? Özeti söyleyeyim. Ben FETÖ'nün arkasındaki gücün Türkiye'de konuşulmadığını, Muharrem Bey, Murat Bey, bunun televizyon programları hiçbirinde konuşulmadığını hissediyorum ve bundan bağrım yanık. İşi FETÖ, darbe, 3 tane polis, 3 tane askerli olmaz bu. Bunun üstüne iyice gitmek gerekir. Tedbirler anlamında söylüyorum. Kurumlarda şu anda, önemli kurumlarda FETÖ hareketleri vardır. Şimdi bir şey daha söyleyeyim, siz söyleyeceksiniz. FETÖ durdu mu? FETÖ durmadı.
Eğer iktidarlar egemenliklerini kendilerine almazlarsa, seçimle gelen iktidar egemenliğin elinde almazlarsa, bakınız Hüseyin İlmi Işıkçılar, Menzilciler, Mahmut Efendiciler de bir gün sonra, bir müddet sonra onlar da FETÖ'cü olacaklardır. Devletin hakimiyetini elinde tutanlar o hakimiyeti kimseye teslim etmemelidir Halis Bey. Devlet böyle ayakta kalmalıdır. Yoksa ne fark eder? Şöyle dinci grup, böyle dinci grup. Fark etmiyor ki. FETÖ'laşır onlar da. Kimin elinde? Biriler çıkar. Taşeron Amerika. Bakın Amerika asıl bir devlet değil dünyada. Çok yanlış görülüyor. Amerika gerçek anlamda taşeron. Yani siz şunu isimler zikrettiğiniz için, yani cemaatler yani hayır onlar şey yapmamak için söylemiyorum. Bugün onları yani yakınız. Siz... Ne olacak sonra? İktidar halkın egemenliğine dair iktidarlılığını kavramalı. Ve yani dolayısıyla bu şu cemaat veya bu cemaatler de cemaatler de herkes kendi işiyle uğraşsın anca diyorsunuz. Peki. Anca. Muharrem Bey buyurun. Şimdi tabii mesela Kılıçdaroğlu'nun bu kontrollü darbe meselesine gelecek olursak, bunu ilk önce kim zikretti? FETÖ elebaşı Gülen. O bir kontrollü darbe dedi. Tiyatro dediler hatta onlar. Sonra bunu Kılıçdaroğlu da benimsedi ve o da kullanmaya başladı. Ve şu anda cezaevlerinde yargılanan, FETÖ davasından yargılanan subayları, generalleri, işte polislere baktığımız zaman aynı ifadeyi kullanıyorum. Kullanmaları çok enteresan. Bu şunu gösteriyor. Sayın Başbakan da dediği gibi bu örgüt militanlarını cesaretlendirmeye başladı. Yani bir ana muhalefet değildi yani bunu sık sık gündeme getirmesi doğal olarak. Çünkü bunlar da atıf yapıyorlar. Kılıçdaroğlu bile bunu böyle söylüyor. Ana muhalefet lideri diyerek atıf yapmaları. Bu FETÖ'nün, darbecilerin daha doğrusu ekmeğine... Siz katılır mısınız? Hocam şöyle ifade ettiler. Yani Kılıçdaroğlu bu sözü söylüyor. Kontrollü darbe sözünü. Savcı belki suçlama maksadı da değil ama bilgisine başvurmak için bugüne kadar çağırmalıydı. Diyor, dediler. Hatırlıyor musunuz? Ya sonuçta şu var. Türkiye bir hukuk devleti. Yani bunu söyleyen sıradan bir insan değil. Türkiye'de başbakan adayı değil mi? Yani bugün başbakan adayı var ama yarın da devlet başkan adayı olacak. Yani ana muhalefet liderinden bahsediyoruz. Basit bir adamdan bahsetmiyoruz. Tamam kendisi Kılıçdaroğlu'nu beğenirseniz bir iyi yapamaz ama sonuçta ana muhalefet lideri tabii. Dolayısıyla çağırırsınız nezaketen de olsa ya elinde bir kanıt varsa bir delil varsa arkadaş sen böyle bir laf ediyorsun ama hani bunu bizimle paylaşır mısın diye söylemeleri bence de gerekiyor. Şimdi sokak eylemleri çok enteresan bakın. Şimdi sokak eylemlerini bugün Kılıçdaroğlu dün bir Batı gazetesine demeç vermişti. Times gazetesine. Orada şunu söylüyor. Sokak eylemlerine daha çok ağırlık vereceğiz dedi. Bu bana neyi hatırlattı? Fethullah Gülen bundan 15-20 gün önce yine Amerikan bir gazetesine şöyle bir şey yazmıştı. NATO, Avrupa Birliği ve Amerika Türkiye'de demokrasinin yeniden geri getirilmesi için kendine göre tabii ki sokak eylemlerini teşvik etmeli. Demokratik adımları teşvik etmeli. Yani bunda da Kılıçdaroğlu'nun söylemini bir paralellik görüyoruz. Şimdi darbeye karşı olma meselesine cemaatler meselesine gelince bakın normalinde FETÖ'yü bir cemaat olarak en baştan beri saymamız büyük bir hataydı zaten. Yani Türkiye'de Ahmetçi, Mehmetçi, Süleymancı, Cübbelici, Cübbesizi bu cemaatlerle ben FETÖ'yü hiçbir zaman karıştırmadım. Çünkü bizim geleneğimizde, medeniyet tarihimizde cemaatler toplumun, medeniyetimizin ruh taşıdır ve önemli bir şeydir. Toplumu yoğuran, onları bir anlamda kimlik veren yapılardır ve bizim tabii bizim tarikat dünyamızda, tasavvuf dünyamızda şu vardır. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol vardır. Bunlar gibi karda yürüyeceğin, izini belletmeyeceğin, işte takiye yapacağın falan değil. Osmanlı tarikat düzeninde aynı zamanda şu vardır. Tarikatlar protokolde yer alır ve devlet oraya gireni çıkanı bilir. Yöneticisini bilir. Yani burada ise yeraltı faaliyeti vardır ve bu şunu da kabul edelim. Hocama bir noktada ayrılıyorum Murat hocamdan. Ben Mustafa Kemal'in asla milli olmadığını düşünüyorum. Antemperyalist olmadığını düşünüyorum. Çünkü tam tersine bu ülkeyi anti-emperyalistlerle milli mücadele savaşı verilmiştir. Bir cihat savaşı olarak verilmiştir. Ama emperyalist güçlerin kılığını, kıyafetini, harfini, kanununu bu ülkeye sokmak için yani emperyalistlerin bile yapamayacağını yapmak için büyük bir mücadele etmiştir ve emperyalizme hizmet etmiştir. Ama
onun daha sonra Rat kavgasından mı, başka bir sebepten mi öldürüp öldürmediğini bilemeyiz. Dolayısıyla ben... Cümlenizi tamamlayıp tekrar döneceğiz size. Bir, evet. Gene kısa bir reklam arası. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Bizim cemaat, şunu da kabul edelim. Bugün FETÖ'nün büyümesinde, kadrolaşmasında Kemalist sistemin, mevcut kurulu sistemin baskıları ve toplumu ikiyüzlülüğe iten tavrı. Çünkü o devlet sizi yaklaştırmıyor. Dindar olduğunuz için, namaz kıldığınız için, başörtülü olduğu için yaklaştırmıyordu. Bu örgütte bir şekilde diyordu ki bak bunlar bizi yaklaştırmıyor. Kemalizmin baskıcı yasaklarından dolayı aklınca sağduyulu siyasetçiler de buna göz yumdular ve bu örgütü büyüttüler. Bir şekilde bu örgüte yaradı bu baskılar ve baskı düzeni. Onu da söyleyeyim. Aldığınız yere devam edeceksiniz. Çok değerli izleyenler, kısa bir reklam arası, lütfen ayrılmayın. Değerli izleyenler, 15 Temmuz destanında konuşuyoruz. 15 Temmuz'la ilgili hafife alıcı üsluplar ya da ana muhalefet partisi liderinin kontrollü darbe söyleminin ne anlam ifade ettiğini, savcıların neden görüşüne başvurmadığını konuşuyoruz. Ayrıca bu kalkışmanın Ferman Hocam'a göre savaş, Murat Bey'e göre işgal hareketinin mensuplarıyla yapılan mücadelenin, yani maşa diye ifade edilen mücadelenin neresindeyiz, nerelerde hata yapılıyor, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ancak Muharrem Bey, siz lütfen konunuzu... Sözümü tamamlayın. Tabii istersen. Sözünüzü böldük, kusura bakmayın. Şunu söyleyeyim, şu tabii ki çok önemli. Bakın, Ferman Hocam orada bir şeye dikkat çekti. Bunu arka planla sorgulamazsak, maşayı konuşup bir anlamda kuklayı konuşup kuklacıyı konuşmazsak ve Türkiye'deki bu noktaya nasıl geldiğimiz, bakın şunu önemsememiz gerekiyor. Az önce 69'lardan 70'lerden bahsettik ama Fethullah Gülen hareketinin işte 90'larda söylediği Cebrail gelse oy vermem lafını biz şimdi sapıklık olarak konuşuyoruz. O zaman niye kimse sesini çıkarmadı mesela? Veya işte bu şimdi sapık gördüğümüz, uçuk kaçık gördüğümüz açıklamaları, görüşleri, Batı'yla diyaloğu. Bakın şu anda bugün Diyanet İşleri Başkanlığı bana göre hala tam görevini yapmış değil ve zayıf gitmesine rağmen nispeten tepki gösteriyor. Ancak 2005 yılında, çok değil 2005-2006 yıllarında Hatay'da dinler bahçesi açıp bir müftü, bir papaz, bir Yahudi din adamını aynı köprüden geçirip hepiniz cennete gideceksiniz tiyatrosunu oynatan da bu Diyanet'ti. Yani kusura bakmasın Profesör Ali Bardakoğlu, onun bir anlamda şeyliğini yaptı, öncülüğünü yaptı o dönemde. Ve hutbelerden Allah katında din İslam'dır şeyini kaldırdılar. Şimdi sizin cümlenizi bakımından, destekleme bakımından ifade ediyorum. 15 Temmuz anmalarında Diyanet İşleri Başkanı maalesef konuşmasında FETÖ yapılanmasıyla ilgili dini tahribatına hiç temas etmemiştir. Oysa Diyanet İşleri Başkanı dini sapkınlığa temas etmeliydi. Evet. Hiç temas etmemiştir. Yani siz bunu buna temas etmezseniz vatandaş halen... Tabii. Ya bu da bir din adamıydı. Yani dindar bir adamdı. İşte iktidara karşı yaptı, şöyle oldu, böyle oldu gibi bir takım kanaatları taşıyanlar olabilir. Olmasa dahi siz doğruları söylemek zorundasınız. Şimdi şunu kabul edelim. Bu evet, toplum, o sorumluluk var. Toparlıyorum. Bu toplumun %99'u iyi veya kötü Müslüman olarak kendini tanımlıyor. Şimdi din ben sosyoloji okuduğum için de onu da söyleyebilirim. Din bu toplumun çok önemli bir belirleyicisi unsur. Bakın Ramazan'da İstanbul'da iftar saatte trafik bomboştur mesela. Sahurda ışıklar yanar. Bu neyi gösterir? Dinin toplumu şekillendirdiğinin bir resmidir. Bayramda İstanbul boşalır. Şimdi şunu demek istiyorum. Dolayısıyla Diyanet'e sağlam bilgilere dayanarak Ehl-i Sünnet'in o bildiğimiz nezih sağlam şeyini anlatması düşerdi. Burada bakın daha yarınki gazeteye koyduk, Star gazetesine, bir müftüsü iddianamede yer alıyor. Kayseri'de müftülük yapmış Diyanet'te yıllarca, yeni daha şey yapılmış, görevden alınmış. Şöyle bir vaazı var adamın. Diyor ki Fethullah Gülen'in Hoca Efendimiz o kadar yüce ve büyük bir insan ki peygamberler bile defalarca evlendiği halde Hoca Efendimiz evlenmemiştir. Haşa, bir anlamda Hoca Efendi dediği şeyhini peygamberlerin bile üstünde kutsayan bir anlayış. Dolayısıyla hani Diyanet bana göre din adamları, biz gazeteciler, siyasetçiler belki anlamayabiliriz bunların sapıkınlığını ama
alimin susması doğru değildir. Alimler hesap verecektir. Alimlerin şu anda Türkiye'de kamuya açık mihveri, merkezi ise Diyanet İşleri Başkanlığı'ydı. Bana göre hala tam dörtbaşı mamur FETÖ sapkınlıklarını anlatan hala bir eser ortaya koyamamışlardır. Hala bu konuda da üniversiteler zayıf kalmıştır, ilahiyat fakülteleri zayıf kalmıştır. Diyanet hala zayıftır. Çünkü evet bir yandan polisiye tedbirlerle savcılar görevini yapacak ama asıl önemli olan toplumun hafızasında bunların eğer varsa ki bana göre var, çok var yani. Bir İmam Hatip mezunu olduğum halde birçoğunu görebiliyorum. Bunların çok iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani peki. FETÖ ile mücadelede çok önemli din sosyolojisi. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Murat Bey, kontrollü darbe konusunu biraz daha sizinle konuşmak isterim. Bu kontrollü darbe konusu gerçekten bizi uluslararası platformlarda da Türkiye'nin elini zayıflatan, daha doğrusu fırsatçılara fırsat veren bir söz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Asıl problem şuradan çıkıyor. Küresel çetenin siyasi programlarının bizim elimize tutuşturduğu şablonlarla konuşmak bizi zaten mahvediyor. Ne demek istiyorum? İnanın, 18 yaşından beri siyasetle iştigal eden, kökten şeriatçı bir şahsiyet olarak, 12 Eylül'de idamla yargılanmış bir şahıs olarak, 28 Şubat'ta karakollarda karnı doyurulmuş birisi olarak konuşuyorum. Sağ sol, Kemalist laik, antilaik, radikal dinci, bütün bu tabirler Alevi Sünni bomboştur. Türkiye'de hiçbir akımı tarif etmez, hiçbir topluluğu da tarif etmez. Ama küresel çete, siyasi terminolojiyi, çünkü o toplumları kendi içinde, devletleri ve milletleri kendi arasında çatıştırarak küresel egemenliğini temin eden bir şeytan krallığıdır. Çatışma ve çatıştırma üzerine. Küreselden yerele böyledir. Elimize tutuşturduğu şablonlarla küresel çeteye karşı olmak konumunda olanlar olarak dahi biz o kavramlarla konuştukça o kazanacak. Ve siyasal tarih Türkiye'de yazılmadı. Özellikle derin İngiltere'nin hegemonyası altındaki yıllarla alakalı bir devletin vesayet altında bulunması ne demektir? Vesayet ve hegemonya altındaki bir devletin takiye yapmamaya mecbur zavallı yöneticinin tavrı nasıl olur? Bunu henüz biz bilmiyoruz. Doğrusu bilmek de istemeyebiliriz. Çünkü ezberlediğimiz birçok tezler maalesef uçup gidecek. Hakikat çok çarpıcı bir şekilde gelip bizi de bulacak. İslam'da din adamı olmadığını bilen birisi olarak söylüyorum. Biliyorsunuz Müslümanların hizmetkarlarına din görevlisi denir. Dinler diye bir tabirin asla caiz olmadığını bilen birisi olarak, habire şeriatçı arkadaşların semavi ve ilahi dinler diye bir takım dinler kelimesini kullandıklarını görmekteyiz ki, bu eski bütün müfessirlerde de bu hastalık var. Yani beynimiz küresel Şambala tarafından bize İslam bile tarif edilmiş. Osmanlı tarikatları ihya falan etmedi. Bugün tarikatlar çok ciddi tehlikedir. Kim söylüyor bunu? Nakşibendi Halidi kolundan Erzincan'ı şubesi tekkesi mensubu Murat Bahadır Akkoyunlu söylüyor. Ben Horasaniyim biliyorsunuz. Evet. Şahsımı da ben Nakşibendiyim. Bunu devlet 40 yıldır biliyor. Benim devletteki dosyamda Nakşibendidir, şeriatçıdır, dönmez ve döndürülemez, vatanseverdir notları düşülü. Bunun içinde sürgün askerlik yapmış birisi olarak söylüyorum. Osmanlı Sultanlığı tarikatları kontrol edebilmek için bir sürü zübbe-i şeyh tayin etti. Bektaşi tarikatının bozulması da 2. Beyazıt ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Balım Sultan ve Sersem Ali Baba gibi neydi belirsiz adamları şeyh tayin etmesiyle başladı. O kan ayrı bir konudur. Ama Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ya, 40 sarımlı sarığı sarıp bir karış sakalı koyup sırtına cübbesini giyen benim gibi bir sürü zavallı ortalığa şeyh taslağı olarak çıktı. Şu kadar müridim var, benden şu kadar milletvekili pazarlıkları da yaptı. Aslında Cumhuriyet döneminde tarikat ve tekkelerin kapatılma nedeni idi bu. Peki bugün ne yapılıyor? Yine devlet bunları nasıl kontrol ederim diye sıvı unsurlar vasıtasıyla bunları bir araya getirip
İstanbul'dan devletli bir tarikatın temsilcisini de onlara şeyhül meşayih yapma çalışması yürütüyor. Bunu kim bağırıyor? Ben bağırıyorum. Uluslararası Horasani Mutasavvıflar Hareketi'nin koordinatörü olarak. Irak'tan, Türkistan'dan, Afrika'dan... Yani burada şöyle konuyu devam edeceksiniz. Şöyle bir soruya devam edelim. Küresel çete bu ülkeye şeyh yetiştirdi. Şimdi bunu şöyle mi demek istiyorsunuz? Anlamak için soruyorum. Bunu ben bir Nakşibendi olarak söylüyorum. Onu ama anladım. O ayrı bir konu. Şimdi şöyle mi demek istiyorsunuz? Yani şeyhlik yapısı, mevcut tarikatları biz konuşmuyoruz. Veya bilinen marufları konuşmuyoruz. Bu böyle bir yapı dış müdahalelere açıktır. İstediğiniz zaman bak, bu kullanılabilir. Sözlerden, bu sözleri üzerine alınan herkes kendisine bir bakacak. Söylemiş olduğum sözler, bu sözleri kim üzerine alıyorsa kendinin bir röntgenine bakacak. Hastadır. Hakikati söylüyorum ve ben bir mutasavvıfım. Yani topyekun çekileceğiz kendimizi. Bu sözlerimden kim inciniyorsa hastadır. Benim yanımda durması gerekir. Tasavvuf müessesesinin korunması adına. Yamıcım yok. Devletten alan derviş bozulur. Kuruş alamazlar. Olmaz. Horasan ekolünde yok böyle bir şey. Dervişler şeyhlerine sultan diyemezler. Dervişler saraydan kaçmışlardır. İmam Ebu Hanife karakterindedir onlar. Derin konu, ayrıca bir program. Peki, o ayrı bunu konu. Da, peki bunu da. Gelelim şeye. Bak. Niye kontrol ediyor? Aslında ne kontrollü demek meselesine gelelim. Ya başka ne diyecek? 15 Temmuz kıyamıyla Türk milli devlet unsurları, evet askerleri, çok hoşuna gitmeyecek bazılarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki o Horasan damarı milli kuvvetlerin varlığı, milli bazı millicilerin bile hoşuna gitmeyecek. Gitmiyor. Olur mu? TSK gavurun teki deyip, ucuzundan iki kelimeyle kendini kahraman ilan edenin işine gelmez bu gerçeklik. Aynen öyle. Ve bir şey daha söyleyeyim. Herkes biliyor bunu. Türk Milli Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedaileri bu darbeyi kışlalara gömdüler. Generaller onlar tutuklayıp emniyet teşkilatına teslim ettiler. İki, sivil unsurları. Evet, o halk şahadete koştu. Evet, yüz binler. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz aslında. Bütün vilayetler. Ama Ankara, İstanbul konuşuluyor. Evet, milyona yakın insan. Doğru. Ama hep o kalabalıkların içerisinden bir takım sesler çıktı. Arkadaşlar, haydi Vatan Caddesi'ne, emniyetin önüne. Arkadaşlar, haydi Milli İstihbarat'ın önüne. Kimdi bunlar? O kalabalıkları organize etti, aldı ve en kritik noktalara taşıdılar. Bunlar da o binlerce yıllık Horasan ekolünün Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısı içerisindeki sivil fedaileridir. Murat Bey, Kılıçdaroğlu bunu söylemiyor herhalde. Bu kıyam vasıtasıyla küresel çete mağlup oldu. Çok kötü karizması çizildi. Dünyada mahvoldu. Bu tam bir yenilgiydi ve ilk defa oldu. Küresel çete bütün dünyada, İngiltere, Türkiye'de ne olduğunu bizim bu anlattıklarımızı biliyor. Çok biliyor. Fransa, o uluslararası kamuoyu dediğiniz üfürükten hikaye, kimin ne yaptığını, Türkiye'de neyi, kimin, niçin yapmak istediğini çok iyi biliyorlar. Pentagon açıklama yapacağım. Aynı akşam görüştüğümüz subay arkadaşlarımız, muhataplarımız dedi yani, evet. Herkes biliyor, onlara anlatacağımız bir şey yok. Onlara anlatacağımız bir tek bu var. Bu. Salih Mirza Beyoğlu'nun güzel bir sözü vardır. Dik durduğunda karşındakinin leş olduğunu göreceksin der. Doğrudur. Bitireyim hocam. Karizmayı çizimlekten kurtulması gerekiyordu. Eskiden Türkiye'ye hegemonya olarak çökmüş, her şeyimize vaziyet eden küresel çete, şimdi kiler faresi konumuna düşmüştür. Kendi yenilgisini yenilgi olmaktan çıkarmak için kontrollü darbe iftirasını atmıştır. Ne demek? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu darbeyi teşvik etti, birilerine darbe yaptırdı, sonra da onları tepeledi ve ondan sonra kendisi karşı darbe yapıp kadroları tasfiye ediyor. Budur. Ama olan o değildi. Cumhurbaşkanı da hata yapmıştır, başbakan da hata yapmıştır. Haberleri vardı. Haber verilmişti. Diyorsunuz. Binali Yıldırım Bey'i Kastamonu'daki tünelin içerisinden
telefonla, televizyonlarla kim irtibatlandırdı? Ve çok teknik tabirler kullandı. Bu ordunun içindeki bir kısım çetenin kalkışması. Yıldırım, bunlar teknik tabirlerdir. Orada başbakan bulundu, televizyonla irtibatlandırıldı, konuşturuldu ve halkla buluşturuldu. Peki, pardon. Cumhurbaşkanı niye konuşturulmadı? Cumhurbaşkanı Marmaris'teki otelden çıktı. O, yayınlanacağını zannederek basın açıklaması, darbeciler engelledi. Peki kim buluşturdu halkla Cumhurbaşkanı'nı? Hatırlayın. Ev kıyafetiyle ve televizyon makyajı yapmaksızın elinden gelip görev ifa eden Hande hanımefendi. Evet, bu, o günün kahramanlarından birisi odur. Bak Halis Bey, o gün herkes meydanlardaydı. Alnına Atatürk'ün izindeyiz yazan, kolları bacakları cıbıldak, kucağındaki bebesiyle kadınlar vatanım için buradayım diye bağırıyorlardı. Ankara'da benim bir dostum bizzat net konuşacağım çırılçıplak fahişelerin Allahu Ekber diye bağırarak bayrak salladıklarını söyledi bana. Aralarında da şöyle konuşmuşlar. Söylemek zorundayım ya. Bütün vatanseverlerin kıyamıdır 15 Temmuz. Bütün Türkiye severlerin kıyamıdır 15 Temmuz. Her cenahtan şablonların parçalandığı gündür 15 Temmuz. Ben bundan sonra Atatürkçü, Kemalist, sağcı, solcu bu kavramlarla konuşmam. 15 Eylül 50 yıllık bilinç sıçratmasını yaptıktan sonra ben tekrar kendi şablonlarımı genel geçer kırmak için bu toplumu 50 sene geriye teklemem. Topyekun bir millet kıyamıdır bu. Cumhurbaşkanı diyordu ya, yahu diyordu, 15 Temmuz köprü konuşmasında közün üstüne bir üfledik, altından öyle bir köz çıktı ki dedi. Aynen budur olay. Onun için aman dikkat, bu damarı sekteye, arızaya uğratmayalım. Yani milli birliğimizi... Efendim, darbe haber alındı. Zaten bekleniyordu. Hatta bütün listeler biliniyordu, daha önce de söyledim. Polisteki, askeriyedeki, bürokrasideki, iş alemindeki Türk Milli Kuvvetleri bunun istihbaratını yapmıştı. Çünkü 1999'dan itibaren bu tasfiyeyi yapmak için çalışıyordu zaten. Sarıkız Ayşe Bayoz bu vetireyi, bu süreci engellemek için yapılan müdahaleydi. Yine askerler engelledi darbeyi. FETÖ yani küresel çete Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetemediğini görünce bu defa Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tümden yok etmek için adliyedeki çetesi vasıtasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ta iskeletine kadar girdi. Ergenekon davaları böyle sulandırıldı. Benim çok iyi tanıdığım 3. Ordu Komutanı Orhan Yöney Paşa'nın ne işi vardı içeride ya? Zerre alakası yoktu. Tanıyorum, sohbetlerimiz var. Mesele şudur. Haber alındı. Darbe yapacakları haberi alındı. Hakan kardeş, koçum benim. Tayyar Şafak yanlış biliyor. Genelkurmay'a gitti. Konu ne yapılmalı görüşüldü ve talimatlar gönderildi. Bütün birliklere talimatlar gönderildi. Fakat Hulusi Akar'ın ve bütün askerlerin çok önemli bir hassasiyeti, milli kuvvetlerin çok önemli bir hassasiyeti vardır. Aman Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygınlığı. Aman. Bunu darbeyi yapmamaları için, ikna etmek için uğraştılar. Hulusi Akar, Hakan Fidan geldi, tedbirini aldı, planı uyguladı. Darbenin baş savuşturucusu Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. İftira etmesin kimse o yiğitlere. Hayır, müsaade etmem buna. Burada laka laka konuşuyoruz. Hayır. Fakat ikna et. Ya siz istihbaratın görevini yaptığına... Askeriye de görevini yaptı. Hulusi Akar da görevini yaptı. Fakat onları darbe yaptırtmamak için uğraşıyorlardı. Darbeyi yapmasınlar diye uğraşıyorlardı. Fakat küresel çete kararını vermişti. Bu darbeyi yapmak zorundaydı. Çünkü bütün vesayetin, bütün figüranları tasfiye oluyordu. Biraz arkadaşlarımıza söz vermemiz lazım. Ben onlardan alacaklıyım. Cümlenizi tamamlayın. Ama alacaklıyım. Ben saate bakıyorum. Eyvallah. Yani diyorsun ki alacağını tahsil edeceğim. Ettin, fazlasıyla ettin. Lütfen tamamlayın. Evet. Sorularımız var. Yok, bana Muharrem Bey tahammül etmek zorundasın. Yok, çok tamam. Sorular var. Yani tamam. Efendim soruları alayım. Eyvallah. Tamam. Ama soruları arkadaşlara da soracağız. Buyurun, cümlenizi lütfen bitirin Murat Bey. Nerede kalmıştım Halis Bey? Peki, kaldığınız yere dönelim. Yani insicam bitti.
Şimdi Ferman Hocam, kontrollü darbe söylemi bir yana, şöyle bir şeyle, yani tedbirleri konuşuyordunuz siz. Şimdi evet. Evet. Bu yapıyla mücadele sırasında mağduriyetlerden söz ediliyor. Yani bu sürecin sulandırılmasından söz ediliyor. Yani mahkeme safhatı da dahil olmak üzere, görevden alınmaları da dahil olmak üzere, bazı insanların tamamen, hatta şöyle şunları söyleyenler var. FETÖ ya öyle bir yapı ki falan şahsı tespit ediyor, onu isim olarak veriyor. Adamcağız suçsuzluğunu ispatlene kadar anasından emrini burnundan getiriyorlar. Şimdi bu dolayısıyla vatandaşın nezdinde de bir takım haksızlıklar da yapılıyor gibi bir intiba doğuruyor. Şimdi bizim bir elimizi çabuk tutmamız. İki, yani bu sulandırmanın önüne nasıl geçebiliriz? Medya bu konuda gazeteci arkadaşımıza da onu soracağız. Buyurun. Şimdi Halis Bey, ben Kılıçdaroğlu'nun yanında olsaydım, danışman olsaydım asla kontrollü darbeyi kullanma derdim. Bakınız, akıllı bir politikacı bu kelimeyi kullanmaz. Ama Kılıçdaroğlu başka bir hata yaptı. Kimse farkında değil. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Türkiye'de FETÖ taşeron örgütü eliyle ortaya çıktığınız zaman, bunu sulandırdığınız zaman ne çıkması lazım? Nasıl sulandıracaksınız? Bir sulandırma metodu bulmanız lazım. Çok akıllı bir kelimedir bu. Bakınız, düşünülmüş bir kelimedir ama ben dedim ki yok, ben bu oyuna gelmem. Bunu ben kullanmam. Neden? Şimdi FETÖ burada yok. Amerika teslim etmiyor. Bilinen kişiler de kaçmış gitmiş. Şimdi burada kim ne yapacak? Bunu nasıl sulandıracaksınız? Ama bu söz belki kendisine siparişlere söyletiliyor. Söylemeyeceksiniz efendim. Oyuncağı olmayacaksınız. Ben onu diyorum. Bunu niye söylüyorum? Şimdi söyleyeyim. Onu oyuncak olmaya mecbur efendim. Nasıl olmayacak? Yani şimdi oyuncak olmaya mecbur olduğu zaman o zaman sizin birinin elinde aynı FETÖ'den farkınız olmamış olur. Zaten Kılıçdaroğlu mecbur. Ama ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Muhalefet partisiyim. Türkiye'ye söz vermek istiyorum. 450 kilometre yürüyeceğim. Daha da bir takım söylemler söyleyeceğim. İktidara geleceğim. Doğaldır bunlar. Ama ben niye kullanıyorum onu? O sözü kime kullandırırım? Bir profesöre kullandırırım. Bir sivil derneğe kullandırırım. Çünkü bunun... O söylesin diye emrettiler efendim. O söylemek onun aleyhine. Emrettiler efendim. Emirler zorunlu olduğunu söylüyorum. Tabii. Emrettiler. Ben diyorum ki söylemezsem ocağına incir ağacı dikerlerdi onu. Ama şimdi bakınız. Şimdi daha çok büyük incir ağacı dikildi. Tabii elbette. Dikildi. Elbette. Dikildi. Halis Bey, şimdi burada kontrollü darbe tabiri gerçek anlamda birinci sulandırmadır bir. Bakınız, birinci sulandırmadır. Yani devreye giremeyenler bir başkalarını devreye sokuyorlar. Bu bir. İki, en önemlisi ne yapılıyor? Hiç sordunuz mu? Mesela şu anda ne yapılıyor? Muharrem Bey'e de sormak istiyorum. Bakınız unutmayın. Unutmayın. Murat Bey söyledi. Türkiye'deki 15 Temmuz darbesini alnı secdeye gelen tarikatçılar ve Müslümanlar engellememiştir. Öyle 5 tane adamı yürümesiyle bağırmasıyla yürümesiyle. Diyelim. Sadece onlara engellemem. Sadece diyorum, bak dikkat et. Kelimeyi seçerekten kullanıyorum. Sadece köprünün üstüne çıkan Bağcılar'da yürüyen. Ya Allah, Bismillah, Allah'a Ekber. Bundan darbe önlenemez. Bundan darbe önlenemez. Sadece halkla da önlenemez. Ama eli silahlı, Türk polisi, Türk askeri, MİT'in içindeki milli gruplar, Türk Silahlı Kuvvetler'in içindeki milli gruplarla, milli güçlerle darbe önlenmiştir. Önlenmenin sebebi şu. Görüldü, bilindi ki bir savaş var. Evet. Ya bunu ne darbeyle vesaire ediyoruz? Halkla da bu savaş önlenmez. Savaş olduğu zaman halk ne zaman ne yapar? Lojistik destek sağlarsınız. Ön cephede ben olamam. İşte 250 kişi. 250 kişiyle bir darbe önlenir mi? Bir savaş önlenir mi? Savaşta milyonlarca insan gider. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ön hazırlığını yaparaktan bunu def etmiştir. Ancak bizim tartışmamız gereken, aydınların tartışmamız gereken yarın ve bugün ne yapılacak? Bugün ne yapılıyor? Yarın ne yapılacak? İddia ediyorum. Tayyip Bey yalnızdır bir kere. Bir. Tayyip Bey yapayalnızdır. Tayyip Bey'in kendisi de söylüyor. Kendisi de söylüyor. Evet. Düşünün ki, bak iki aydın insanın karşısında söylüyorum, toplumun karşısında söylüyorum, bir mektup yazılıyor Tayyip Bey'e.
Diyor ki ben o gece gazi oldum. Bahçelievler kaymakamı benim gazilik belgemi dikkate almadı. Nedense binlerce mektup Tayyip Bey'e gidiliyor. Hiçbirisi Tayyip Bey'in önüne konuluyor. O konuluyor. O da diyor ki sen benim gazimin işlemini niye yapmazsın? O kaymakam görevden alındı. Halbuki o kaymakam yaptığı bir işlem vardı. Bir insanın gazi olup olmadığını kaymakam bilemez. Hastane başhekim de bilemez. Rapor yazar. O gece rapor hasta yaralanmıştır, düşmüştür. Ama nerede? Evinde mi, yerde mi vesaire onun tespitini yapmak lazım. O da polise diyor ki bunu bakın bakalım gazi mi değil mi? Olay bu kadar bakılıyor. Polis bakacak insanın gazi olduğuna. Hemen Tayyip Bey onu o gün konuştu. Bir. Ben de Tayyip Bey'e mektup yazacağım. Bakalım hemen kendisine ulaştıracaklar mı? Enteresan bir deneme yapacağım. İkincisi ne yapılıyor mesela? Ne edildi? Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbeyi güçlendirecek unsurları söylüyor. Diyor ki beni konuşturtmuyorlar. Ya sen 450 kilometre yürüyüş yapıyorsun da kontrollü darbenin nasıl olduğunu niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? Söylüyor birazcık. Siyasi ayağı var. Dokunmuyorlar. Ben de diyorum ki 39. maddeyi hem Kılıçdaroğlu'na karşı kullanmak mümkün. Çağıracaksınız, bilgisine başvuracaksınız, bilgi alacaksınız. Hem de açıp buradan bir daha tekrarlıyor. Başbakan'a karşı. Ne demek yani ben MİT müsteşarına sordum, Genelkurmay Başkanı'na sordum. Siz 2 saat neredeydiniz? Ne cevap verdi? Cevap vermedi. Ne demek bu? Yani bu birbirimizi mi kandıralım yani? Burada böyle Tayyip Bey böyle iyidir, AK Parti böyledir. Efendim Atatürk efendim hiç de milli güçler ortaya çıkmamıştır. Bunun Tayyip Bey'e ne faydası olacak? Bu soruya niye cevap? Ülkemize ne faydası olacak? Artı evet. Ülkemize ne faydası olacak? Ben Tayyip Bey'e açık söyleyeyim. Tayyip Bey'i tutmuş gibi görünen dindar grupların Tayyip Bey'e zarar vereceğini düşünüyorum. Bir. Zarar vereceğini. Bu zararı göreceksiniz. İddia ediyorum şimdiden. 2019 bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil, o bir referandum olacak. Şimdi bir. İki, Tayyip Bey yapayalnız bırakılıyor. Kendisini desteklemiş olan gruplar tarafından, dindar gruplar tarafından, ona yaklaşanlar tarafından. Dün Ergenekon, Fethullah Gülen'i göklere çıkarıp Ergenekon'u yere batıranlar bugün de FETÖ'nün aleyhine dönmüş oluyorlar. Girin internete. Ozan Kütahyalı hanımı bakın. Bakın ne konuşmuş o gün. Biz bunu görmeyelim, bakmayalım, duymayalım mı diyeceğiz bunlara. Genelkurmay Başkanı'yla, Murat Bey öyle diyor ama Genel Osmanlı'da bir tabir vardır. Savaşı kaybeden komutana bir daha komutanlık görevi verilmez. Boynuna kemer takılan bir kişi Genelkurmay Başkanı olamaz. Benim başbakanıma 2 saat neredeydin? Cevap veremeyen MİT müsteşar değildir. Ama halen görevinde. Halen görevinde. Dolayısıyla bunlar sulandırılıyor ve Tayyip Bey'e karşı devleti ortadan kaldırma hareketi neredeyse hiçleştiriliyor, lüzumsuzlaştırılıyor ve mağduriyet edebiyatına doğru gidiyoruz. Halis Bey dikkat edin. Halkın gözünde ya bunlar mağdur olmuş. Eline silah alan, savaş açan bir unsurun dünyada mağdur olması mümkün değildir. Darbe derseniz mağduriyet olabilir ama savaş. Savaş. Yani. Savaş var. Darbede mağduriyet olabilir. Bakınız yanlış olabilir, eksik olabilir ama savaş öyle bir şey değil ki. Devlete karşı bir savaş hareketi başlatmış. Lar. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Ben soruyorum, hepimize soruyorum. Şimdiye kadar ne yapıldı? Bu yapılanlardan biz memnun muyuz? Biz nasıl memnun olacağız? Ne yapıldığını somutunu söyleyelim. Ebe, öğretmen, hemşire alınmakla Türkiye'de FETÖ'cü ve çete, maşa ve Amerika'ya karşı bir mücadele verilmeyeceğini düşünüyorum. Bilerekten iddia ediyorum. FETÖ'nün arkasındaki güce dindar, sakallı arkadaşlar da, Müslüman arkadaşlar da dokunmuyorlar. Televizyonlarına bakıyorum. İşleri güçleri FETÖ. Ne olacak? Bulduk FETÖ'yü. Mahkemede yargıladı, idam kararı verdi. Türkiye'de idam yok. Sonuç, bu işi bilenler, bu işi yapanların üstüne niye gidilmiyor? Biliyoruz diyorlar, bakınız. Devleti yönetenler diyor ki bunun arkasında olduğunu biliyoruz. Ne demektir bu? Niye sadece kontrollü darbede FETÖ, Kılıçdaroğlu çağrılsın 39. maddeye göre, ceza kanunu başka maddelere göre? Herkes çağrılmalı. Bakın bir daha iddia ediyorum bu programda. Herkes çağrılmalı. Ne günahı vardır, ne katkısı vardır ve bugün ne yapılmıyor? Daha 15 gün Iğdır rektörü nöbet tutuyor. Demokrasi nöbeti. 16. gün görevden alınıyor. Nasıl oluyor bu? Kim tayin ediliyor? Nereye görev yatırılıyor? Yani şu andaki devletin üst bürokratlığı
aralarında, isim saymıyorum, kim göreve getirdi ve bu zihniyet, eğer bu bir zihniyetse, zihniyet bir günde buharlaşacak mı Halis Bey? FETÖ'cü bir zihniyetse, Amerika bunu daha dün İzmir'den, Tahtakale'den beri başlatan bir şeyi, ortaya koymuş bir hareketi kullanıyorsa, nasıl bir günde bitecek? Yani polisleri attık, öğretmenleri attık, atılsın. Çeteyle, suç örgütüyle bir irtibat olmuş olmak ceza hukukuna göre suç. Doğru. Ama tedbir bu mu? Tedbir bu mu? Ben açık söyleyeyim, hizmet olsun diye söylüyorum. Burada Tayyip Bey'e karşı darbeye sulandırıldığı gibi bir şey yaptırmamakla da başka bir şeyin hazırlığı yaptırılıyor. Bakın bir daha söylüyorum. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani siz bu yapılanların Tayyip Bey'i müşkül duruma bırakma için... Evet, aynen öyle. ...ve başka şeyler yapmak için yaptırılıyor. Evet, evet. Onu söylüyorum ve burada açık söyleyeyim. Milli güçler, Murat Bey'in söylediği, şu anda elde olan güç bizim elimizde AK Parti değil. Şu andaki anayasanın vermiş olduğu güce göre güç Tayyip Bey'dir. Şu andaki güç. Parti değil. Özel gitti ne oldu parti? Partiye bakmayacağız. Şu andaki milli güçler henüz daha başarılı olamadık ama henüz daha projelerimizin bir kısmı duruyor. Projelerin bir kısmı duruyor Halis Bey. Projeler Murat Bey'in biraz bahsettiği bir kısmını ortaya koydular. Eli silahlı. Ha orada da söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri, milli güçleri bu darbeyi erken almışlardır. Ve bunları açığa çıkarmışlardır. Bunları tuzağa düşünmüşler. Yani gece 3'ten? Evet. Ya mantığına bakın. Köprü tutulur mu? Ben darbe yapacaksam halkın toplar mıyım köprüye? Saat gece 3'ten sonra yaparım, halk da yok. Ama o şöyle izah ediyorlar onu. Deniliyor ki... Ben bu konuya katılmıyorum. Deniliyor ki yani bir eğer yapmasalardı derdest edileceklerdi. Şeyler denediler. Bir de halkın ve ordunun içerisindeki bir takım subayların ve ordunun milli güçlerinin kendilerine direnmeyeceğini bekliyorlardı deniliyor. Yani direnmeme ne zaman başlardı Halis Bey? Söyleyeceğim. Direnmeme ne zaman başlardı biliyor musun halk? Saat gecenin 3'ünde halk olmazdı. Zaten 3'tü. Evet. Evet. Dedim de. Peki. Ama ben diyorum ki milli güçler, bakın bu devlette herkes aklını başına iyi toplasın. Bir daha tekrarlıyorum. Yani Tayyip Bey gittiği zaman Türk devleti sona ermez. Bu devlet bir kişiyle de kayım değildir. Milli güçler artık uyanmıştır. Emperyalizme karşı, bu darbeye karşı çıkanlar biraz evvel söylendi. Atatürkçüsü de, laikçisi de, dincisi de, ülkücüsü de, Müslümanı da bu darbenin tamamına dikkat edin. Toplumun tamamı bu darbeye karşı gelmiştir. Karşı gelirken sadece Fethullah Gülen'e karşı gelmemiştir. Bunun sapık düşüncesine karşı gelmemiştir. Arkasındaki emperyalist güce karşı gelmiştir. Şimdi orada duralım. Bitiriyorum. Bir dakika. O emperyalist güç şimdi başka türlü bir bilenme içerisinde. Bakın bunu hiç biz konuşmuyoruz. Ne yapacaklar? Almanya başladı. Başka Avrupa ülkeleri başladı. Amerika, Trump ne yapıyor belli değil. Bunun intikamı alınıyor. Ne vardı? Referanduma gideceklerdi. Orada Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da bir kişi, bir bakan konuşma yapacak. Ne var bunda? Hayır. Daha ben size söyleyeyim, bu hareketin görünen kısmı FETÖ'dür. Görünmeyen kısmındaki planlar duruyor. Evet, bunu aydınlar olarak iyi düşünmemiz lazım. Devleti yönetenler özellikle Tayyip Bey iyi düşünüyor, biliyor, tahmin ediyorum biliyordur. Ve bunun için de bakınız bazıları bir anayasa ittifakı içerisinde Devlet Bahçeli'yle girildiğini zannedildi. Anayasa ittifakı değil. Anayasa ittifakı olmasa da olabilirdi. Bir devlet ittifakıydı bu. Bunu ikisi de farkındalar. Şimdi buna karşı ne yapılması gerektiğini biz buradan heyecanla söyleyebiliriz. Bunu yapın, onu yapın ama biz biraz heyecanlı olabiliriz. Onlar herhalde aklı selimle, herhalde diyorum devleti yönetenler aklı selimle neler yapıldığını bilir. Halka biraz açık söylesin ve tedbirlerini alsın. Peki. Şimdi Muharrem Bey, yani 3 aşağı 5 yukarı şu noktaya gelinmiş durumda. Yani bir yapılan mücadelenin yetersiz olduğu, sulandırıldığı. İkincisi de bence en önemlisi de bu. Tayyip Bey'in yalnız olduğu. Evet. Tayyip Bey'in arkadaşlarının ya bu tehlikeyi gerçekten tam idrak edemedikleri gibi bir durum söz konusu evet. olabilir. Ya da yapılanları yeterli görüyor olabilirler. Buyurun. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Yani şunun altını çizeyim, öyle anlaşılmışsa düzelteyim. Tabii ki 15 Temmuz'da ordu içerisindeki vatanperver milli güçler
polis için, içindeki milli güçler ve sadece sakallı dindar insanlar, kimse bunu diyemez zaten. Topyekun bir milli seferberlik vardı. Ama şu anekdotta anlatayım. Murat Bey en uç noktadan misal verdi. Şimdi bu şeyde sembol, şahit olunmuş bir şey. 15 Temmuz'un sembol isimlerinden o tankın altına yatan bir çocuk var biliyorsunuz. Bir genç var. Evet. Şey, Atatürk Havalimanı'nda. Evet. Onun neden oraya gittiğini dinlediniz mi veya okudunuz mu bilmiyorum. Onu bir parantezle anlatayım. Kendisi Florya tarafında, Yeşilköy tarafında oturuyor. Bağcılar'da değil. Ve orada otobüste giderken, İETT otobüsünde şöyle konuşuluyor otobüste. Kendi anlatımından anlatıyorum. Tayyip'i indireceklermiş. İndirseler de kurtulsak lafları oluyor otobüste. Böyle konuşmalar oluyor. Bu öfkeyle diyor, belki Bağcılar'da olsa gitmezdim diyor. Bu lafları duyduktan sonra fırladım, havalimanına gittim, tankın altına yattım diyor. Şimdi şunu kendimizi kandırmayalım. Türkiye'de bir Erdoğan nefreti var. Erdoğan'ın sevdaları olduğu gibi Erdoğan'dan nefret eden ciddi bir kesim var. Ve bu kesim diyor ki gerekirse vatan batsın, yani ülke bölünsün. Yani yenemiyorlar demokratik yollarda. Tabii yani gerekirse ülke batsın, bölünsün ama bu Erdoğan'dan kurtulalım modunda yok, olan. Türkiye yok olsun, Tayyip de yok olsun. Yani böyle bu yani modda sapkın, olan. Sapkın. Maalesef, sapkın. Üzülerek ifadeyim, bu ülkede ekmek yiyip su içen bu tarz insanlar da var. Bunu da belirtelim. Öbür türlü evet herkes, ben de mesela o akşam Vatan Caddesi'ndeydim, çatışmanın ortasında kaldım. Yani birçoğumuz zaten üstad da o şeye tanık olmuş. Yani demek istediğim şu, şeye gelecek olursak Tayyip Erdoğan'ın, hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de bunu defalarca söyledi. Hatta dedi 17-25 sonrası arkadaşlarıma bile ikna edemedim. Hepsi bana, hocam bunlar namaz kılan adamlar, bunlara silahlı terör örgütü denir mi? En yakın arkadaşlarım bile bana bunu söyledi. Şu anda yalnız önemli bir şey söyledi. Evet. Lafın arasında karışmasın. Hocam dedi ki kendisine giden evraklar, yazılar kontrollü gidiyor. Tabii. Yani Tayyip Bey yakınları tarafından, çalışma arkadaşları tarafından varsa doğru bilgilendirilmiyor demeye getirdi. Öyle anladım hocam. Aynen öyle. Evet, ben muhasara altına almış diyorum. Yalnız hocama şu noktada katılıyorum, bu Hakan Fidan ya da daha doğrusu MİT ve TSK Hulusi Akar noktasında. Şimdi 17-25'i atlatmışız biz. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına yine özel kalem veriyoruz. Yaver veriyoruz. Hepsi de terörist çıkıyor. Yeni yaver. Şimdi yeni özel kalem değil. Yaverler yeni yani yaverler. Özel kalem. Terörist Hasan çıkıyor. Doğan eskiden beri tanırız. Yani, evladımızdır ya. Yani. Daha da vahimi kuvvet komutanlarının yaverleri de hepsi terörist. Şimdi bu kadar vahim tehlikeyi siz bir kuvvet komutanı olmuşsunuz. Birliğinizdeki, karargahınızdaki tehlikeden bir haberseniz ve yaveriniz teröristse, bundan haberiniz yoksa, başkomutana da terörist yaver seçiyorsanız kaç defa, kusura bakmayın o makamda kalmayın arkadaş. Yani İsrail'in, Amerika'nın o dediğiniz çetelerin planını nereden bileceksiniz siz? Biz de nasıl güvenip de o koltukta oturtacağız? Yani bu kadar aciz komutan istemiyorum ben. Bunu söyleyeyim yani. Bunları da söylemek zorundayız. Bunları biz içimiz kan ağlayarak söylüyoruz. Yani bu bir çığlıktır. Yoksa biz onların şahslarıyla bir derdimiz yok ki. Komutan dediğiniz önce kendisi yanı başındaki teröristten haberdar olur. Birliğindeki plandan haberdar olur. Şimdi bunları da söyleyelim, uyarı mahiyetinde söylemiş olalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eniştemden öğrendiğim lafını duydum, ben duydum. Siz de duymuşsunuzdur herhalde. Ben de duydum. Sayın Başbakan'ın aynı şekilde ben de şundan bundan duyduğum lafını da duyduk. Bize göre tabii bizim bilmediğimiz mutlaka çok şey de vardır. Biz burada sadece onların söylediklerini şu anda söylemek durumundayız. Belki de dere geçerken at değiştirilmez modundadırlar. Onları bilemiyoruz. Şeye gelince, sulanma meselesine gelince, bakın bu çok ciddi bir 15 Temmuz'da yapılan işgal harekatındaki hainlik kadar büyük bir faciaya yol açabilir eğer sulanırsa. Allah muhafaza. Çünkü en önemli şey toplumsal vicdandır. Toplumsal vicdanı siz örselediğiniz zaman, güveni sarstığınız zaman bu çok tehlikeli bir noktaya gider. Şimdi damatlar serbest bırakılıp kermesteki kadını siz alıp hamile doğum yaptığı gün içeri atarsanız, sulandırmaya gerekçe gösterir. Evet. Şimdi bugünkü yazısını okudun mu? Şimdi yok, okumadım. Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Yani şimdi sulandırmanın gerekçelerine bir sürü. Şimdi tamam, FETÖ'nün şunu biliyoruz. Hamile kalın, doğumları yapın, özellikle şu günlerde doğum yapın diye faal talimatlar, FETÖ'nün bir oyunu var. Bunu biliyoruz. Şimdi mesela Bülent Arınç'ın damadının abi olduğu bile ortaya çıktı. İddianamede yazıyor. FETÖ'nün kurucu yöneticilerinden. Hala amca dışarıda. Şimdi bakın, bir iki tane daha damat vakası yaşanırsa, damat vakası yaşanırsa ve şu ana kadar işte Cumhuriyet Halk Partili vekili alalım, eyvallah. Saadet Partisi'nin genel il başkanı yöneticisini alalım, eyvallah. Alalım da bir tane de AK Parti'de alalım. Şimdi bunları olmadığı zaman,
İnsanlar bu defa kardeşim bir %1'lik, %0, %7'lik saadetten buluyorsun. Ana muhalefetten buluyorsun. Kermesçi kadından Saadet buluyorsun. Saadet Partisi'nden götürdükleri delikanlı gençliğinden beri Milli Gençlik Vakfı'nda çalışan bir delikanlı. Bakın yani bunları söylerken şey bakın bunları söylerken ben Tayyip Erdoğan'ı yanlış anlaşılmasın. Tayyip Erdoğan'ı veya Sayın Binali Yıldırım'ı suçlamıyorum. Hayır. Bu şunu da gösteriyor. Kaldırmayı konuşuyor. Tabii tabii. Evet. Bu şunu da gösteriyor olabilir. Çarpmayı konuşuyor. Bakın bugün bir gazetede haber vardı. Çok güzel bir haberdi. Baylokçular yani görevden alınıp yargılanan baylokçular tekrar göreve dönmüş İzmir'de mesela. Evet. Bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi bu adamı elinde 15 Temmuz'da elinde silahla görüntüsü var. Bu adamı bıraktılar. Bu adam bırakıldı. Ama kermesçi kadın içeri alındı. Şimdi bunları duydukça, bakın bu tarz olaylara duyulmaları arttıkça veya yaşanmaya devam ederse bunlar, belki de bunlar yargı içerisinde hala FETÖ'cü yapıyor. Yani bunları derken biz bunları niye söylüyoruz biliyor musun? Bunlar bir uyarı mahiyetle söylüyoruz. Aynen. Yoksa eleştiri değil bunlar. Yani diyoruz ya arkadaş bak böyle şeyler oluyor. Senin altın oyuluyor. Hükümetin altı oyuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın altı oyuluyor burada. Bunlar direkt neye fatura edilecek bunlar? İnsanlar şu anda canını ortaya koydular. Tankların altına yattılar. Yani bu insanların yakını var. Milyonlarca hepimiz sokaktaydık. E sen şurada efendim bu benim kurucumun damadı öteki falancıymış dokunmayan. Belki de bunları bilerek yapılıyor. Bu da bir strateji olabilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de basın olarak işte siz televizyoncu olarak hocam hukukçu olarak siyaset bilimci olarak şimdi dost acı söyler. Biz uyarı görevimizi yapacağız. Yapacağız ki varsa hakikaten böyle yargıçlar hala sulandırmaya çalışan hala böyle belki de komplo bana göre komplodur bunlar yani dolayısıyla buna zarar veriyorlar bu sürece sulandırılması yönde endişelerim ciddi anlamda var. Umarım karşılaşmayız ve bu dava sağ salim sonuçlandırılır. Murat Bey zamanımız da çok az kaldı. Ne kadar buyurun. Var zamanımız? 3 dakikamız var. Daha önce hakkınızı kullanmıştınız Murat Bey. Bizim buyurun buyurun. Bey. Siz 3 dakikada çok şey söylersiniz. Buyurun. Ölümü göze alarak o imzayı atmayan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanlığına devam etmeyi hak etmiş bir yiğittir. Eğer o imzayı atmış olsaydı ve bu darbe emir komuta hiyerarşisi içerisinde yapılmış olsaydı, bu darbe savuşturulamazdı. Öldürülme pahasına imza atmayan şahıs kahramandır. Milli İstihbarat Teşkilatı bu darbenin savuşturulmasında merkez karargahtır. Ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan o söylemleriyle hata etmişlerdir. Doğru da değildir. Bu darbe yapılamasın diye sonuna kadar ikna etmek için uğraştılar. Onlar mecburen darbe yaptıkları için elbette Boğaz Köprüsü'ne çıkıp işgal edecekti ama elbette ki ordunun iştirak etmediğini bilmiyordu ki o alçak. Ordunun kendi içinde yiğitler tarafından bloke edildiğinden haberi yoktu ki o serserinin. Yoksa onun her şeye rağmen ortaya çıkacağını mı zannediyoruz? Bu darbe kurgulanmış değildi. Mecburen her ne pahasına olursa olsun teşebbüs ettiler ve gırtlaklarına sıkıldı. Genelkurmay Başkanı'nın daha yeni 15 Temmuz'da söylediği cümleyi hatırlatıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ bitinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ya bu ne demektir? FETÖ'cü var ve biliyoruz demektir. İki, Cumhurbaşkanı'nın sözcüğü... Bir facia değil mi? Efendim, müsaade edin tamamlayayım. Facia macia. Başka facialarda yaşıyoruz. Evet. Ne yapılması gerektiğine vakit kalmadığı için söyleyemeyeceğim. Söyle. Söyle, buyurun. Hayır, Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi bir sözü var. Daha yeni, buyurun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşmasında söyledi. FETÖ bürokrasinin en üst kesimlerine kadar yerleşmiş... Ayrıca ben bir Nakşibendiyim. Benim mürşidim referandumdan 20 gün öncesinden tahkikat ve soruşturmaya alındı FETÖ'nün İzmir imamı iddiasıyla. Yahu benim 3 tane şehidim var ya 15 Temmuz direnişinde. Ve benim tekkem ta 1983'ten beri... Mücadele çok çetin. Yani... Bak bir şey söylüyorum müsaade et. 1983'ten beri Tayyip Erdoğan'ı omuzlamış götüren ve kendini ortaya koymuş bir tekkenin mensubuyum. Sordum mürşidime ya ne bu? Dedi ki ilk hamleyi bize yaptılar. Bizi çökerseydiler diğer tarikatlara da gireceklerdi. Maksatları bizle hükümetin arasını açıp referandumda hayır oyu vermemizi sağlamaktı. Ben ne anlatıyorum? Ha kim mi sulandırıyor? Recep Tayyip Erdoğan kardeş, senin bürokrasin sulandırıyor.
Bütün örnekleri sen de biliyorsun. Müsteşar, müsteşar yardımcıların, genel müdür, genel müdür yardımcıların, daire başkanların, şube müdürlerinde LÖK gibi çok külliyetli miktarda FETÖ var ve senin birçok bakanın onlarla mücadele etme kudretinden mahrum. Çünkü bu mücadelenin ucu siyasilerine de dokunuyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan kardeş, senin bir vaadin var. Ucu oğluma da dolandı, ulaşsa mücadeleye devam demiştin. Bugünkü hükümet değişikliğini bu açıdan biraz manidar buluyorum. Ama inanmıyorum onların bu mücadeleyi verebileceklerine. Şunu olmalı, Murat Bahadır Akkoyunlu komisyonun başına getirilmeli. Ben veya benim gibiler. Hükümetten gram bugüne kadar fayda görmemişler. Mideleri ulufeyle kirlenmemiş olanlar. Milli istihbarattan, polis istihbarattan, askeri istihbarattan ve bürokrasiden, devlet adamlarından yasayla veya bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş bir komisyon. Devlette bütün listeler var. Bütün listeler var. Bütün bürokrasinin ıcığını cıcığını en fazla 6 ayda çıkarır. Hepsinin donunu soyarım. Bunu yapmalı, bunu yapmalı, bunu yapmalı. Ben onu bunu bilmem. Lider yalnız. Olmasın ya. Lider etrafından sorumludur. Olmaz öyle şey. Lider etrafından sorumludur. Etrafının berbatlığı lidere mazeret olamaz. Hele hele bu saatten sonra hiç olamaz. Beyefendiler, MİT müsteşarını, Genelkurmay Başkanını ehil bulmuyorsanız, Cumhurbaşkanı ve Başbakanını da bu mantıkla ehil bulmayacaksınız o zaman. Yanlış yerden vurmayalım. Yapılması gereken odur. Bürokrasi kirli. Ben de bürokrat değiller mi? Ben efendim yavru temizlesin diyorum ve yolunu gösteriyorum. Diyorum ki al dev, bak kardeşler, darbeden 4 gün sonra bütün devlet kurumlarına, bütün bağlı ilgili ilişkili birimlere, bünyelerindeki FETÖ'cülerin listesi gitti. Bunlar önceden ilgiyle konuşuyoruz. Ama alınmadılar. Biliyorum. Bugün FETÖ'cü olduğuna dair üstü kırmızı kalemle Devlet Denetleme Kurulu tarafından çizilmiş şirket Ulaştırma Bakanlığı'ndan ihale alıyor. Dahasını söyleyeyim. Nisan 2016 darbeden 3 ay evvel şanlı bir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Asya Finans'la çok büyük bir holdingin bir bankası arasındaki para ilişkilerini ortaya çıkardı. Mali şubedeki yiğitler dosyaladı. O dosya gitti Devlet Denetleme Kurulu'na verildi. Ne oldu biliyor musunuz? Kaynak Holding'in dosyası da onun içindeydi. Kaynak Holding İngiltere'ye kaçtı, gitti. Mali Şuba'daki polisler başka görevlere atandılar. Dosya kapandı. Ve dosya bulunamıyor, ne kapanması? Felaketten arayıp da bulamıyoruz. Felaketten ben niye bağırıyorum? Ben bağırırım. Niye? Tayyip'ten hiçbir şey almadım. AK Parti hükümetinden hiçbir şey almadım. FETÖ'yle bir mücadeleyi yapanlar... Kardeşim uç içerisinde menfaat içerisinde darbenin merkezi AK Parti'ydi. AK Parti'ydi. Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırıp beyi öldüreceklerdi. Tankın üzerine AK Parti içerisinden şimdi kenara atılmış FETÖ imamı olduğu bilinenler kahraman yapılıp AK Parti iktidarıyla FETÖ darbesi gerçekleştirilecekti. Onlar başka bir plandan bahsediyorsunuz. Onlar bilindiği için şimdi onlar ağır ağır kenara itiliyor. Bazı isimlerin hiç esamesi okunmamaya başladı. Dikkat edin. Ama evet, geç kalıyorlar ve yanlış yapıyorlar. Ve ben feryat edeceğim. Bunları biliyoruz. Bilerek söylüyoruz. Ama lütfen... Siz biliyorsunuz, toplum da biliyor mu? Efendim? Toplum da biliyor mu bu şekilde? Şöyle söyleyeyim, onu ben ölçümlemedim. Hayır, benim bildiğimi toplum bilmiyor. Benim şu söylediklerimi de siz yeni işittiniz. Hayır, bilmiyor. Ama Muharrem Bey, toplumun da bir tepkisi, duyarlılığı var. Onu efendim, topluma eğer lazım. Bu şekilde motive ederseniz kahramanlarınızın başını uçurtabilirsiniz. Yani, çünkü adamın biri gazeteci diye geçinen biri, daha derbenin ertesi günü çıktı. Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı da bu işin içinde demesin mi? Kendisi de şu anda AK Parti'nin yetkili kurullarında. Bunlar yanlış, çoluk çocuk işi bunlar. Bunlar devlet nedir bilmeyenlerin işleri. Bunlar perdenin altındaki derin kumpaslardan haberi olmayanlar. Türkiye'nin siyasi tarihinden de haberleri olmadıkları için. Peki başbakan da mı bilmedi? Bilmez efendim. Bilmedi. Yahu konuşturmayın beni. Hayır, konuşmayın. Sayın Başbakanımız, yahu İletişim Komünikasyon Başkanlığı'nı kim kurdu?
Ulaştırma Bakanı olarak kendisi. Evet. Ya bütün yanlış bilgiler ve bütün dinlemelerin merkezi orada. E bütün kadroyu da o dizdi. Kendilerine haber vereceklermiş. Neyle anında dinleniyor. Cumhurbaşkanları dinleniyor bu memlekette. Sen dinleniyorsun. Bunlar darbeyi niye erken aldılar? Darbe haber alındığı ve engelleme çalışmaları yapıldığı için erken almadılar mı? Dolayısıyla bu söylemiyle bu darbenin yapılmaması için Genelkurmay ve MİT'te yapılan çalışmaları da aslında akamete uğratmış bulunuyorlar. Ben mazlumu savunurum arkadaş. Cümlenizi tamamlayın. Gırtlağı sıkıldığı halde ölüm kafasına sıkılacaktı. Birinci Ordu Şanlı Birinci Ordu Komutanımızı Genelkurmay Başkanı'na vekaleten atadık ve orayı yürüttük değil mi? Hayır. Bir şey daha söyleyeyim mi? Peki, Milli söyleyeyim. Kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polisle ilgili değil. Bilmezler. Resneli Niyazi'yi bunlar komitacı, devlet düşmanı zannederler. Kuşçu Eşref'i öyle zannederler kuşçu başını. Kafkasya'dan Türkistan'a merkez coğrafya diyorum, Orta Doğu iptal. Orta Doğu İngiliz uydurmasıdır. Merkez coğrafya Ankara-Medine hattından Afrika Balkanlara varıncaya kadar Horasani Türk Devleti'nin fedaileri görev başındadır. Peki. Hiçbir şey yapamayacaklar. Gıklarını bile çıkaramazlar. Onlar artık bir kiler faresidirler. Ne kadar Türkiye'yi tırtıklarlarsa o kadar kar noktasındadır. Ya da zarar görmeden. Bu tasfiyeyi ne kadar engellerizin peşindedirler. Onun için buna kontrollü darbe hikayesi uydurdular. Kendisi A'dan Z'ye kontrollüdür. Peki. Ta kasetlerin genel başkanı olduğu dönemden beri. Peki. Şimdi birer dakika buyurun. Son sözlerinizi söyleyip şimdi, kapatacağız. Heyecan gereklidir. Tansiyonu biraz yükseltelim. Ancak aklı selimle ben iktidara, bugünkü başbakana, cumhurbaşkanına şunu sesleniyorum. Sesleniyorum, dikkat etsinler. Biraz evvel Muharrem Bey çok önemli bir sosyolojik, bir psikolojik bir duyguyu açıkladı. Eğer toplumda esas sulandırmayı yapan Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbesiyle beraber, değildir demiyorum, darbesiyle beraber toplumda bir adaletsizlik, bir adam kayırmacılık, bunun sulandırma, geniş söyleyelim, bu sulandırmaya fazla yaygın hale gelirse, Halis Bey korkarım ki insan hakları mahkemesi boyutu, diğer mahkeme boyutu içte, halk bu darbeye inanmaması en büyük kontrollü darbedir. Halkın burada soğuması. Bakın ben savaş diyorum. Millet bana diyor ki ya ne var ki iktidar değişecekti. Tayyip Bey gidecekti, Mehmet gelecekti. Tamam olabilir, değişebilir. Tayyip Bey gider, başkası gelebilir. Türkiye böyle bir durumla karşı karşıya değil. Sulandırma kontrollü darbeyle değil. Sulandırmayı göreceksiniz ileride. Yargılamalarda, insan hakları mahkemelerinde. Onlar başımıza ne iş açacaklar şimdi? Hiç kimse düşünmedi. Daha bunu konuşmadık. Burada verilen kararlarda mahkumiyetler verildi. Avrupa İnsan Hakları'na gittiğimizde nasıl sulandırılacak? Türkiye'de adil yargılamayı yapmadığınız müddetçe, bakın ya yapmadınız. Düzgün yargılama yapmadınız. Evet, düzgün yargılamayı yapmadığınız müddetçe, hakiki savaş terör suçluları ortaya çıkarmadığınız müddetçe, bunlar hepsi azmettirilen insanlar durumunda görmemiz gerekir. Ama azmettiren kim? Onun peki. Ortaya konulması lazım diyorum. Sözüm peki, ağzınıza sağlık. Muharrem Bey, çok kısa şunu söyleyeyim. Çok kısa. Tabii burada bütün konuşulanlar evet. Şunun için yapılıyor. Yani falan çok daha fazla hatalıydı filan ya da partiler daha fazla hatalı falan değil. Bu vatanın sulh-ü salah ile yoluna devam etmesi için hem başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm A'dan Z'ye bütün vatandaşlarımıza bir uyarı niteliğindedir ve samimi bir ifade. Evet, aynen. Buyurun. Zaten şunu da teslim edelim. Ben her zaman söylüyorum, bunu yazdım da Star gazetesinde. 15 Temmuz gecesi Allah muhafaza yani öyle bir faciada Sayın Cumhurbaşkanı yerine başka bir lider olsaydı birincisi böyle bir duruş sergileyebilir miydi? İkincisi de varsayarım böyle bir çağrı yaptı millet sokağa düşer miydi? Bu çok önemli bir sorudur. Çünkü anketler de yapıldı. İnsanların %87 sokağa çıkanların Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine çıktığını söylüyor. Bunu belirtelim. Çok önemli bir şey bu. Bu son zamanlarda bakın 15 Temmuz'un yıl dönümünde terörist başı Gülen Amerika daha bugün Frans 24'e konuştu. Dün darbeci sesi Mısır'da bir televizyona konuştu. Ondan önce Amerikan medyasına yazdı. Ve yazılarına baktığınız zaman ısrarla kuyruğu dik tutma çabasını görüyoruz. Diyor ki 178 ülkede hala biz varız. Sadece Türkiye'de kısmen zayıflatıldık. Ve
Hatta şunu şu tehdidi savuruyor. Biz değil onlar devrilecekler. İktidarlar gelip geçicidir diyor. Bu kadar da küstah yapıyor ve şunu da şu da çok önemli. Yarınki gazeteye koyduk. Trump beni Türkiye'ye vermez. Onun için iade iddialarını diyor ciddiye almıyorum diyor. Bu özgüveni nereden alıyor? Bu nereden alıyor? Neye güvenerek söylüyor? Çünkü tabii yani birlikte çalıştılar zaten. Evet. Bunları da halkımızın bilmesi gerekiyor. Akşamdan beri konuşuyoruz ya hani perdenin arkasında kim var? İşte bunlar var. Bakın 15 Temmuz'dan sonra Türkiye geçmiş olsun bile demeyen Batı terörist başına sürekli mikrofon uzatıyor. Onun propagandasını yaptırıyor. Düşünsene de biz Türkiye'de bir DAEŞ liderini, terör örgütü liderini böyle bir imkan sağladığımızı düşünün. Evet. Değil mi? Neler derler ama terörist başı... Toplantıda bir takım kalkışma... Yani devletin suçlu bu evet. insanları bırakın diye işte, Batı harekete geçiyor. Hayır bugün Amerika'nın açıklaması söyledim zaten programda biliyorsunuz. Evet. Amerika vatandaşı da değiller. Bunlar şunu gösteriyor. Son cümle şunu ekleyeyim. Aslında bütün şeyi de çok güzel anlatıyordu. Darip 15 Temmuz gecesi canlı yayını NTV yayınına başlanan bir savcı vardı. İlk FETÖ operasyonunu yürüten ve ilk gözaltı kararlarını veren savcı. İşçimen. Yok değil. Ankara'daki başsavcı. Necip İşçimen. Bu savcının söylediği çok enteresandı. Diyor ki bakın o gün cuma ya. Evet. Amerikan Büyükelçiliği diyor benden bu cuma günü randevu istemişti diyor. Bayram değil, seyran değil benden niye randevu istediler demiştim diyor. İkincisi biz iddianameyi hazırladık da istediler diyor. Haberleri nereden oldu bilmiyorum diyor. Bitirdik ve şu anda diyor gözaltı kararı verdiğimde şu anda diyor sokağa çıkan darbe için çıkan subayların hepsi bizim listemizde var zaten diyor iddianamemizde. Dolayısıyla dedik ya hani tam sıkıştılar iddianame hazırlandı. Bunlar bir anlamda var olma yok olma mücadelesiyle can havliyle bir anlamda plan yaptılar. Ancak Amerika'nın başsavcıdan randevu istemesi o cuma günü ve randevu olmadan da o akşam da harekatın gerçekleşmiş olması da çok enteresan. Biliyorsunuz zaten İncirlik'ten kalkan tankların nasıl yakıt sağladığını, darbecilerin 12 kez orada toplantı yaptığını söylemeye gerek yok. Amerikan boyutu ayrı bir iş. Ama sonuçta şu var, şunu asla ıskalamayalım. Evet FETÖ kukladır, maşadır ama asıl kuklacıyı da artık konuşalım. Türkiye gündeminden uzaklaştırmayalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki ben ağzınıza sağlık, ben teşekkür ediyorum. Murat Bey. Son cümlenizi alalım. Çok teşekkür Buyurun. Ederim. Süleyman Özışık'ın bugünkü yazısına dikkat çekiyorum. Ömer Halis Demir kardeşin geberttiği herifin baldızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin özel kalemiydi efendim. Halen öyleydi. Asıl hainin Ömer Halis Demir olduğunu söylediği için işten tazminat vererek yeni çıkarıldı. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Efendim? Yani mücadelenin daha, boyutunu anlatıyorsunuz tabii. Efendim. Aslında sonunda bu mücadele, bu cumhurbaşkanı falan dinlemem kardeşim. Ben el korum. Bu memleket cumhurbaşkanına emanet değil. Ben de varım. Sen de varsın. Adam gibi yapacaklar bunu yoksa yaptırırız. Başka bir şey söyleyeceğim. Şeye mi, heyecanım geldi. Destek bir cümle söyleyeyim. Destek vereceksen şeyde, söyle. geçen akşam Saraçhane'de nöbete gittim ben. Bu 15 Temmuz'un yıl dönümünde. Şimdi aklıma geldi Üstad anlatınca. Buyur. Orada Kadir Topbaş çıktı konuşmaya. Çıktı ya. Halk ne yaptı biliyor musunuz? Çıktı halk ya. Halk ne yaptı? Halk yuhaladı. Tabii yuhalayacak. Ben izlemesin dediğiniz toplum tepkisi. İşte evet. Bu. İşte 50 bu. Yıllık bilinç sıçraması yapmıştır ve bu millet. Ve müzik açtılar bu defa. İdraki, feraset, evet. Tamam yapmış. Ben gurur duydum orada. Küresel bir kıyamdır. Evet. Fransız ihtilali ve Sovyet devriminden daha büyük etkileri dünyada olan bir büyük kıyamdır 15 Temmuz. Ve onun parçası olma şerefini Allah bize nail ettiği için nihayetsiz hamdolsun. Müsaade eder misiniz sizden özür dileyerek Pensilvanya zangocuna buradan seslenmek istiyorum. Müsaade var mı? Bir cümleyle buyurun. Lan oğlum. Selam söyleyeceksin herhalde. Bayburtluca konuşacağız. Lan oğlum. La senin Horasan pirlerinden haberin var mı lan zangoç? Lan oğlum, Türkiye'de bu mücadelenin şahıslara endeksli olduğunu sana kim söyledi? Pensilvanya zangocu, onun bunun çocuğu. Ulan Horasaniler nöbette. Yeter peki, ona. Ne demek istediğimi anladı. Şimdi, tabii Rütü'yü de şey yapmayalım. Efendim, Rütü bundan incinecekse Rütü'yü de yani bir şekilde... Şimdi süremizle ilgili arkadaşlar ne kadar süremiz var? Peki. Bitmiş mi? Şimdi daha süremiz var mı? Yani sizi diyor ki arkadaşlar. İltifat ediyorlar. Murat Bey ve arkadaşları biraz daha dinleyelim diyorlar. Çok memnun şimdi şöyle. Çok şey vardı. Ama pek çok gerçekten sorumuz var.
biraz şeyini değiştirelim istiyorum. Olur. Bunu mesela 15 Temmuz'da şehit olan bu vatan evlatlarının bizden mesela beklentisi ne ola ki? Yani nasıl bir şey beklerler şu andaki mücadele şeklinde? Yani incitmeden ne yapabiliriz? Bir ikincisi, biraz önce Muharrem Bey bir şey söyledi. Dedi ki Fethullah Gülen basına verdiği beyanatlarda dünyada halen 170'in üzerinde ülkede biz etkin haldeyiz. Orada okullarımız var. Evet. Sadece bu Türkiye'dedir ve mevzidir. Türkiye'de de gelecekte bir gene yetiştirdiğimiz insanlar harekete geçecektir demek istiyor. Buradan biraz önce mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuşmasında Fethullah Gülen yapılanmasının dini bir sapkınlık olduğunu, bilhassa Diyanet Camiası'nın, çünkü camilerde vaazlar veriliyor, sohbetler yapılıyor, hutbeler okunuyor. Bunun dini açıdan da ele alınmaması, yeterince ele alınmaması ayrı bir handikap mıdır? Buyurun. Özellikle açıklamak zorundayım burada. Sevgili Mehmet Görmez kardeşim, İslam tarihi ve hadis üstadıdır. Bu cübbe sırtımda ateş oldu demiştir özel bir toplantıda. Bu ne demektir? Bir başka açıklamasını daha söyleyeyim mi? Şu anda boynunda haç takıl ilçe müftümüz var dedi. Tamam mı? Bu memlekette Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olup, daha sonra Türkiye'nin Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanlığı'nı yapan Profesör Doktor Sait Yazıcıoğlu, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, mümin olmak için la ilahe illallah demenin yeterli olduğunu, Muhammedur Resulullah demenin zorunlu olmadığı şeklinde mecliste siyasi konuşma yapmıştır. Eski Diyanet İşleri Başkanımızdan bahsediyorsunuz. Ve Devlet Bakanı, AK Parti'den Devlet Bakanı. De Devlet Bakanı, Diyanet'ten de sorumlu. Şimdi bak. Evet. Bir de hukuki bir sorumuz var. Az ama az müsaade et. Din dedin. Cümleyi bitirin. Dinle ana. Kardeş, bu memlekette din Hazreti Muhammed'in dini olarak bilinmiyor ki. İslam tarihi okuyan kaç kişi? Murat Bey, konu çok derin olduğu için evet, bir cümleyle. Yanlışlıkları haklılıkla kuşatacak gerçek bilgiyi bu topluma duyurmak zorunda. Evet. Din, Diyanet İşleri Başkanlığı, dinin hizmetinde Diyanet İşleri Başkanlığı olmalı. Türk derin devletinin devleti korumak için... O devleti koruma adına uydurmalar yapan bir kurum olmaktan çıkmalı. Çıkmalı diyorsunuz. Devletin müdahalesinden arınmalı. Hazreti Muhammed'in müdahalesinden başka müdahale tanımamalı. Yoksa bu abidik gubidiklere daha çok şahit olacağız. Din açısından sorduğun için bu şekilde cevap arz ediyorum. Peki. Şu, hocam hukuki bakımdan biraz önce dediniz ki, yani uluslararası mahkemelerde de problem olmaması için yargılamanın usule uyularak, evet, esastan, öyle anlıyorum ben, esastan taviz vermeden ve usulüne uyularak yapılmasını işaret ediyorsunuz. Şimdi Halis Bey, bir güzel bir soru sordunuz aslında. Bu şehitler, bu şehitlerin şehit oldu. Allah. Melek olup gökyüzündeler. Bunların akrabaları, tanıdıkları, bildiklerimiz ne düşünüyorlar? Hiçbir soranınız var mı? Ben sordum. Ne bekliyorlar bunlar? Bunlar diyor ki, bizim şehitlerimizin neden şehit olduğunu eğer tam hakkıyla oturtmazlarlar, tam gerçekler ortaya koymazlarsa, Türkiye'deki yargılamalarda, Avrupa Birliği'ndeki insan hakları mahkemesi yargılamalarında hiç önemi yok. Yani niye şehit olduklarını bunların akrabaları bilmeleri lazım. Nasıl bilecek? Biliyorlar şehit olduklarını. Kimin şehit ettiğini. Bir evladım var, gene veririm diyor. Evet, diyor zaman. Böyle. Evet. Arkasındaki planları eğer bizim medyamız, bakınız, özellikle mütedeyin medyaya çok ben isyan ediyorum. Hiç bu FETÖ hareketinin arkasına girmiyorlar. Mütedeyin? Medya. Kaç tane baylokçu olduğunu biliyor musunuz o muhabirlerin ve yazarların içinde? Tamam. Peki. Girmiyorlar. Ha, onlar açmaları lazım. Ya bugün emperyalizm tam ortaya konulmamıştır. Milli hareket diyoruz ama emperyalizm daha ne? Kim? Kim mi emperyalist? Devlet diyor ki biz biliyoruz bu hareketin arkasında kim olduğunu. İki, hakikaten eğer bu güven sarsılırsa, bakın sulandırma o zaman başlanacaktır. Yarın İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki terör yoktur. Bu bir terör suçu değildir. Ne yapacağız?
ve halen yargıdaki terör, FETÖ'cü, hakim ve savcılar geleni tutukluyor, gideni tutukluyor. Yani Cumhurbaşkanı dedi, at izi, it izi birbirine karışmış durumdadır. İki tekerleke zeytin veren adamı siz FETÖ'cü diye içeri atamazsınız. Bir esnaf olaraktan. Ülkücüye de vermiştir. Diğer dini gruplara da vermiştir adam. O kazada. Düşünün bir kaza. Gemlik'te siz zeytincisiniz. Her gruba iki teneke zeytin vermiştiniz. Buradan nasıl terörsüz çıkacak? Bak, dikkat edin. Yarın İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde diyecek ki böyle terörsüz olmaz. Çünkü eline silah almış. O perde arkasındaki devletle irtibatları ortada olanı siz ortaya çıkarmazsanız. Vallahi sen falan yere bankaya para yatırdın. Çocuğun üniversitede okuyordu. Bundan terör suçu çıkmaz. Buradaki mağduriyet. Bilerekten tutuklama veriyorlar. Bir daha söylüyorum. Diyorum ki bu suçtan ben ceza hakim olsam tutuklama vermem. Diyor ki bize ihanet ettiler. Zaman Gazetesi'nin abonelerini erken bıraktılar. Bakın burada itiraf ediyorum. Bilgi aktarıyorum. Bize ihanet ettiler. Zaman Gazetesi abonelerini bıraktılar. Tutuklama kararını veren dikkat edin. Hakim ve savcı cezalandırma yapıyor. Geleceğe gerekçe hazırlıyor. Bundan kimsenin haberi yok. Bundan kimsenin haberi yok. Peki hocam. Kapatıyorum. Dolayısıyla şunu kabul etmek lazım. Kılıçdaroğlu'nu sulandırmak lazım. Ona geldim şimdi. Kılıçdaroğlu'nun deyimini, hareketini sulandırmak lazım. Onun sulandırmanın da bir yolu objektif yargılama, objektif hareket. Oğluma da gelse, babama da gelse, kızıma da gelse orada hareketini ortaya koymaktır. Yani damat vesaire. Evet. Peki basın açısından yani Murat Bey... Hocamın konuşmasında bir kelimeyle şeyde bulundu katkıda. Dedi ki kaç tane baylokçu olduğunu biliyor musunuz dedi. Basın açısından da çünkü bir algı operasyonu yapılıyor. Yani bütün bunların bir arka planı. Mesela bir gazetenin bugünkü manşeti şu. O toplantıda işte Almanların, Batı'nın bırakın dedikleri zatlarla alakalı diyor ki örgüt adı bulunamadı. Yani... sulandırıyor, algı operasyonu yapıyor. Yani Türkiye'de çok acayip şeyler oluyor anlamına geliyor. Basın olarak ne yapmak lazım? Şimdi nelere dikkat orada lazım? Bir şey daha var o kesin medyanın o haberle ilgili dilinde. Sivil toplum örgütü ya da insan hakları savunucusu olarak yazıyorlar o arkadaşlar. Yani bu tutuklanan aktivist dedikleri kişileri. Savcının iddianamesinde mesela bir tanesi kendisini gerilla doktor olarak tanımlıyor. Yani Pekkalı doktor olarak tanımlıyor. Bir başkasını mesela MIT'te olması gereken çok gizli belge çıkıyor bunlarda. Bir başkasının söylediği şu var. Bilgisayarımız ele geçerse, mesajında var bu. Yandık. Polis bilgisayarımızı ele geçirse yandık. Bir başkasında Baylok'la irtibat. Yani zaten bunlardan bir tanesi FETÖ'nün üst düzeyi Zaman Gazetesi'nin yazarlarıyla akraba bağı da var. Yani şunu demek istiyorum. Burada zaten şüpheli casusluk suçu var. Teröre destek ve yataklık var. Aynı zamanda gizli belge işi var. Kaçma şüphesi kuvvetli olduğu için savcı bunları tutukladığını mahkeme daha doğrusu. Yalnız Amerika dediğim gibi çok ciddi şiddeti tepki gösterdi. Burada şu var. Ben şuna da inanmıyorum. Bir insan diyelim şimdi şu anda mesela bir insanın FETÖ'cü diye tutuklanması için kriterler koydular. Mesela 8-10 tane kriter koydular. İşte nedir? Baylok kullanması, bankasıya 17-25 sonrası hesap açtırması ya da destek vermesi, işte çocuğunu şöyle yapması, şu dergiye, gazeteye abone olması gibi böyle kriterler koydular. Velev ki diyelim ki ben sempati veya militanıyım o hareketin ama ne param vardı bankasıya yatırabildim, ne çocuğum vardı gönderdim. Efendim ne de Bayrok kullandım ama ben aktif bir üyesi de olabilirim. Şimdi bu ölçü evet bu yeterli ölçülerden değil. Biri olabilir ama öbür taraftan adam hacca gidecekmiş. Zamanında hesap açtırmış oraya. Parasını oraya yatırmış mesela 17-25 sonrası. Şimdi böyle de garabetler yaşıyoruz. Dolayısıyla hakikaten inci eleyip sık dokumak yani kılı kırk yarmak tabirleri çok önem kazanıyor. Onun için medyada ciddi anlamda şunu tespit ediyoruz. Bu örgüte ciddi anlamda sempatiyon hala var. Hala FETÖ ve elebaşı demekten kaçırıp Hoca Efendi demiyor ama sadece Gülen diye işi kurtarmaya çalışan insanlar var. Basın çok önemli. Olayın sulandırılması veya sulandırılmaması noktasında çok önemli. Hatta bu meseleyi takip eden yani bunun hakiki bir terör örgütü olduğunu inanan basın dahi belki de farkında olmadan sulandırmaya hizmet edebiliyor zaman zaman. Bu da nasıl? İşte ciddi olmaması gereken bir meseleyi ciddi gibi vererek veya diyelim ki yanlış bir şey
yapıldığı zaman, yani yanlış bir karar verildiği zaman da bu kararı savunarak. Yalnız şunu da bakın, şunu da çok önemli. Genelkurmay 15 Temmuz'dan bir ay, bir buçuk ay önce bir gazete Türkiye'de manşet yaptı. Şu kadar FETÖ'cü general var diye. Bu haberi yazdığı için o gazeteci çağrıldı Ankara'da, Genelkurmay'da hesap soruldu o gazeteciye. Bir buçuk ay sonra da darbe harekatı gerçekleşti. Ve o gazetenin yazdıkları subayların da generallerin çoğu da darbecinin içinde çıktı. Peki. Onun için yani bunların hepsi birbirine bağlantılı. Çok zamanımız var. Evet, evet. Onu söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. İkinize de, üçümüze söylüyorum. Ben bu kadar televizyon programına katıldım. Halis Bey'in imkan ve fırsatları, Akit TV'nin imkan ve fırsatlarıyla ilk defa yürek sözünü diyoruz. Yürek sözünü. Kalbinden geçenleri Halis söyleme imkanı söyleyebilme buldum. İmkanını gerçekten bulduk. Halis ben böyle bir şey konuşmaları bu vizyon programının dışında böyle bir şey bugün açık söyleyeyim böyle konuşabileceğimizi de gerek Murat Bey'in gerek Muharrem Bey'in de bu kadar böyle konuşabileceğini kendimin de bu kadar heyecana gelip konuşabileceğimi zannetmiyordum. Sizlere teşekkür ediyorum. Hepimiz samimi bir şekilde konuşuyoruz. Evet. Hepimizin niyetleri halisanedir. Ferman Demirkol hocam çok teşekkür ediyorum. Muharrem beyefendi, Coşkun beyefendi çok teşekkür ediyorum. Murat Bahadır Akkoyun Ankara'dan teşrif ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz de rejideki ve kameradaki arkadaşlarımıza ayrıca evinde kendilerini bekleyenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten süremizi çok açtık. Yarım saat gibi bir zaman fazlalığımız var. Efendim bu konuyu daha çok konuşacağız. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Ebed müddet devletimiz bakımından, milletimiz bakımından çok yönüyle konuşacağız. Zaman zaman canımız acıyacak konuşurken, zaman zaman üzüleceğiz ama konuşacağız. Efendim bir başka yaramız var, konuşamadık. Haftaya inşallah bu konuyu konuşacağız, Filistin. Filistin yanıyor, yalnız. İslam dünyası Filistin'e sahip çıkmıyor. Benim buradan bir çağrım var. Eğer bugün merhum Erbakan hayatta olsaydı, 3 gün içerisinde karar alır ve Çağlayan Meydanı'nda ya da başka bir meydanları milyonları toplar ve Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterirdi. Ne demek istiyorum? 12 Eylül, 6 Eylül 1980'de Konya'da yapılan Filistin mitinginin tertipleyicisi olarak, muhteşem İstanbul mitinginin, yine Filistin'le alakalı Çağlayan mitingini tertip heyetinde, resmen tertip heyetinde bulunan bir insan olarak söylüyorum. Saadet Partisi çok süratli bir şekilde organize olabilen bir yapıya sahip ve derhal Filistin mitingini yapmalıdır. Otoriteden izin alacak mıyız? Alınır alım, onlar usulüne uygun harekettir. Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir başka vizyon programında buluşmak üzere.